tarih bir kez daha biz yaşarken yazılıyor adeta. Siyaseti iyi gözlemleyen bir insan anlar. Ulusal güvenlik meselesi sürekli icraat yapıyor. Türkiye bu süreçten nasıl çıkacak? Herkese iyi akşamlar. Türkiye'de siyasetin ve gündemin nabzı hiç düşmüyor sayın seyirciler. MHP lideri Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili açıklamaların ardından bu kez Başbakan Binali Yıldırım başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği paketinin kısa sürede meclise sunulacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL'e ilişkin KHK'nın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu da yetkisizlik nedeniyle reddetti. 12 Eylül soruşturmasından darbenin sorumluları hakkında zaman aşımından dolayı takipsizlik kararı çıktı. İçeride bütün bunlar olurken dışarıda da Ankara-Bağdat hattındaki gerilim devam etmiyor ve sürüyor. Irak merkezi hükümetine seslenen Kılıçdaroğlu, Başika'da askerlerimizin Irak'ı terk etmelerini istemeyiniz. Onları aynı zamanda sizin de güvenceniz dedi. Şimdi bugün bütün bu konuları daha fazlasını konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağım? İşte konuklarım hukukçular Mehmet Sarı ve Celal Ülgen, eski AK Parti milletvekili Abdurrahman Kurt ve gazeteci yazar Gürkan Hacır. Başlıyoruz. Karşıt Köşe başlıyoruz. Gürkan Hacer hoş geldiniz. Celal Ülgen hoş geldiniz. Mehmet Sarı, Abdurrahman Kurt siz de hoş geldiniz. Abdurrahman Bey sizinle başlayalım. Gün geçmiyor ki siyasette tartışmalar bitmesin. Yeni bir gündem maddesi bize de burada tartışacak aslında konu veriyor. Bir taraftan da çok daha verimli galiba. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık tartışması ile ilgili süreci başlatan Devlet Bahçeli. Ve oradan da Başbakan Binali Yıldırım'ın evet meclise gelsin gerekirse değil mutlaka biz bunu halka da soracağız açıklamaları ve şimdi biraz tersten soralım. Bir anda niye bu başkanlık tartışması yani tabii, yine? Sayın Bahçeli'nin bu konudaki az önce ifade ettiğiniz şekliyle başlattığı bir süreç zaten AK Parti'nin bu konuyla ilgili görüşleri belliydi. Daha önceden ifade edilmiş bir şekilde başkanlık sistemiyle ilgili bir arayış vardı. Yani Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi gerçekleştikten sonra zaten bu sorunsuz ve yetkili Cumhurbaşkanlığından daha farklı bir sisteme geçilmiş oldu. O da halk önünde hesap veren, halka karşı sorumlu yani olan. Yani zaten pratikte geçilmiş miydi bu sistem? Aslında bir boyutuyla geçildi yarı başkanlık sistemine. Ancak bunun anayasal altyapısı henüz hazır olmadığı için çelişkiler doğmaya başladı bu boyutuyla. Biz Türkiye açısından da ben parlamenter sistemin de çok verimli işlemediğini düşünenlerden birisiyim. Bu boyutuyla değişmesi gerektiğini, daha aktif bir ve daha güçlü bir güçler ayrılığı sistemine oturtulması noktasında başkanlık sistemini ben de Binali Yıldırım diyor ki sürekli güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak bir sistem değişikliği Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. O boyutuyla öyle. Bence güçler ayrılığı açısından da çok daha stabil, çok daha güçlü, çok daha vurgulu bir sistem, başkanlık sistemi. Bu boyutuyla da işte tartışma konusudur. Bizdeki parlamenter sistemin ne kadar güçler ayrılığını sağladığını hepimiz biliyoruz. Yürütmenin ve yasamanın birbirinden ayrı olma şansının olmadığını hep beraber görüyoruz. Bu boyutuyla çok da verimli olmadığını ben bizzat yaşayarak da gördüm parlamenter sistemi. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye açısından belki birçok tartışmanın önüne geçebilecek ne olduğu belli, ayakları yere basan, siz olduğu gibi olarak görünen. Siz kişisel neyi düşünüyorsunuz? Parlamenter sistem verimli değil diyorsunuz. Başkanlık mı, yarı başkanlık mı? Neyi düşünüyorsunuz? Pratikte vardı yarı başkanlık. Yarı başkanlık sistemi ama tabii bunların tamamı bizim tek başımıza düşünmemizle olacak şeyler değil. Biz bu konuyu tartışmaya açtık. Bu parlamentonun birlikte karar vereceği bir mesele bir boyutuyla ve nihayetinde parlamentonun kararını da referandumdan 367'yi bulsa bile geçmesi ki doğru bir şekilde karar verildi bana göre. Yani 330'la referanduma gitme çoğunluğunun ötesinde eğer 367'yi yakalayıp referandum ihtiyacı duymayan bir orana ulaşılsa bile AK Parti bunu deklare etti. Daha önceden de deklare etmişti zaten. Bu konuyla ilgili tartışmalar önceden başlamıştı biliyorsunuz. O zaman da deklare etmişti. Bu bir şekilde 330 veya 367 fark etmiyor. Mutlaka halka gitmeli. Mutlaka halkın onayını güçlü bir şekilde alarak meclisin almış olduğu karar halkta tescil edilmelidir.
Bu önemli bir sistem değişikliği. Şimdi CHP'nin tavrı belli. HDP'nin seni başkan yaptırmayacağız kampanyasını unutmak mümkün değil. Haziran seçimlerinde başkanlık sistemini çok öne alan AK Parti aslında ondan kaybetti diyenler de vardı. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Yani burada bu karar alındıktan sonra, halka gidilme kararı alındıktan sonra burada ister karşı olsunlar, ister yanında olsunlar. Aslında asıl olan, tamam biz böyleyiz ama bir de bunu esas iradenin sahibine, millete götürelim demekten daha demokratik ne olabilir? Yani şimdi millete gitmesi demek, örneğin AK Parti'nin taraf olması, işte CHP'nin karşı olması veya MHP'nin veya HDP'nin karşı veya taraf olması çok da bir ehemmiyet arz etmeden halka direkt bunun oylanmasının sunulması anlamına gelen, milli iradeye vurgu yapan bir algı var. Hani şu olsaydı anlardım. Yani 367'yi bulup geçirip gidelim. Bunu yapmıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada kimin karşı olduğu, kimin yanında olduğundan öte bu tartışmayı noktalayacak olan şey, asıl olan şey halka gitmek ve bu sağlanıyor. Dolayısıyla bence kimsenin korkmasına gerek yok. Eğer milli iradeye güveniyorsak. Daha demokratik ne olabilir? Tabii daha demokratik yani? Ne olabilir? Halka gidecek. Yani birileri bunun yanlış olduğunu anlatacaklar bu süreçte. Birileri doğru olduğunu anlatacak. Ve peki, iradenin gerçek sahibi diyecek ki ya bu tartışmayı bitirin. Bizim kararımız bu yöndedir. Bu şekilde yola devam edelim. Bundan daha doğal, bundan daha demokratik, bundan daha yani halka hakikaten hepimizin o övüp böyle göklere çıkardığımız milli iradeyi gerçekten altını çizecek şekilde vurgulayan, öne çıkaran hangi yaklaşım olabilir ki? Gürkan Acır, Bahçeli de diyor ki bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devam etmesi. Tam motama okuyorum. Güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemde yöneticiliğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir. Biz aslında vermeyeceğiz de desteği diyor mecliste. Evet. Ama bir taraftan da bir anda Bahçeli manevrasıyla bunu tartışıyor oluyoruz. Ne diyorsunuz? Şimdi Bahçeli'nin bütün siyasi hayatına baktığımızda ta 90'lı yılların sonundan itibaren, 90'lı yılların ortalarından itibaren Türk siyasi hayatına girdi. Başrol oyuncularından birisi olarak hep böyle bir oyuna çeken bir tavrı vardır Bahçeli'nin. Bir şekilde sizi oyuna çeker ve sonra oyunun galibi tam siz oluyor derken Bahçeli bir anda bakarsınız o badireden de çıkmış. Hatırlayalım işte en son kendisinin parti içerisindeki o muhaliflerin hareketlenmesinden sonra bir anda ne olduysa oldu. 15 Temmuz'un gizli, tırnak içinde söylüyorum, gizli kahramanlarından biri Devlet Bahçeli oldu ve bir anda partisindeki hakimiyetini pekiştirdi. Her şey bertaraf edildi. Bir anda çok acayip bir şekilde. Yani siyasi hayatına baktığınızda onu görüyorsunuz. Bu hamlesinin de ben aslında bu başkanlık tartışmalarını kapatma ve mecliste AKP'yi beklemediği bir yenilgiye uğratmanın ayak izlerini görüyorum. Neden görüyorum? Çünkü bu oylamanın yani 330 oyun, yani referanduma götürecek yeter sayısı olan 330 oyun da çıkamayabileceği. Zaten 317 milletvekili var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mutlaka başka partilerden fire verilmesi gerekiyor. Verilmesi gerekiyor. 316 milletvekili oy kullanabiliyor. Biri meclis başkanı İsmail Kahraman olduğu için 14 tane oya ihtiyaç var. Evet. Bu 14 oyun zaten parlamentodan çıkmayacağı kanaatinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı belli. HDP zaten başkan yaptırmayacağız diyor. Onlar blok halinde duruyorlar. Geriye kalıyor MHP. Parti grubuna da güveniyor Devlet Bahçeli ve bu tartışmayı mecliste tabiri caizse boğmak istiyor. Boğarak bitirmek istiyor. Görünen okuma bu. Peki. Ama şimdi başkanlık sistemini tekrar bu aradan 15 Temmuz gibi çok kanlı bir süreç geçtikten sonra Balçı Çakan'ın bir daha konuşmamızın bu ülkeye hiçbir faydası yok. Bakın Türkiye'nin gerçeklerinin bambaşka yerde cereyan ettiğini görüyoruz. Ülke dışındaki durumumuz ortada. Birazdan konuşacağız. Aktif olarak zaten yarı başkanlık sistemi evet, var diyor. Gayet tabii, gayet tabii. Hatta daha da ilerisi var bana kalırsa. Yani işte birazdan konuşacağız. Kanun hükmünde kararnamelerle, olağanüstü hal uygulamalarıyla çok daha ileri uygulamalar var. İşte biz kaç haftadır burada anlatmaya çalışıyoruz. Yani mahkeme kararı olmadan medya kuruluşları kapatılıyor. Değil mi? Mesela burada konuştuk Yön Radyo'yu vesaireyi. Evet. Aynı şekilde pek çok insanlar siz programın anonsunu yaptığınız andan itibaren cep telefonumuz ve Twitter hesabımız sürekli olarak bu kanun hükmünde kararnamelerin mağdurları, FETÖ mağduruyum diyen öğretmenlerin, memurların tweet akınına uğradı. Cumhurbaşkanı da mağdur falan evet, yok diyor. Yok diyor. Yağmur gibi geliyor. Şimdi bakın Türkiye büyük bir kaotik günlerden geçiyor. Bu süreçte olağanüstü hal dedi. Herkes
tam desteğini verdi, olağanüstü hal yapılsın. Fakat olağanüstü hal uygulaması şu anda kimi yerlerde, kimi mahkemelerde, kimi mecralarda artık kontrolden çıkmış durumda. Hı hı. Pek çok mağduriyet yaratılıyor. Ve bu mağduriyetler, işte yayına girmeden önce sevgili Celal abiyle de konuşuyorduk. Yarın bize, tırnak içinde söyleyeyim, yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Çünkü bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri döner, başka uluslararası mahkemelerden geri döner. Biz bunların bedellerini öderiz, mahkum oluruz vesaire. Türkiye 6 yıl, 7 yıl süren o Balyoz, Ergenekon, Kumpas davalarından çekmediği kadar bunlardan da çekmeye başlar. Yani bütün bunlar olurken niye başkanlık mı konuşuyoruz diyorsunuz? Ben niye başkanlık? Başkanlık yani sistemini biz hatırlayacaksınız. Bundan 6-7 ay önce, değil mi? Yani ta böyle Mart ayları gibi tekrar gündemdeydi. Biz bunu konuşuyorduk. Dünyada bunun örnekleri var mı? Bahsi çakalım. Öncelikle bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Bir kez daha hatırlatalım. O günlerde konuştuk ama aradan çok olaylar geçti. Bakın dünyada ciddiye alınabilir, ciddiye alınabilir ülke olarak kastedilen tek Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerikan istisnası denir zaten başkanlık sistemine. Dünyada yarı başkanlığı uygulayan Fransa ve Rusya'dır. Yarı başkanlık sistemi gibi kabul edilir. Ama onun dışındaki ülkeleri ben size buradan sayayım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla burada hukukçular belki beni düzeltirler. Dünyada da parlamenter sistemden başkanlığa geçiş yok. Yok. Evet, o da yok. Öyle bir durum mesela yok birkaç, bildiğim kadarıyla. Birkaç değil ülke mi sayayım size? Evet. Yani çok fazla vaktimizi almadan. Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Ekvator, El Salvador, Filipinler, Guatemala, Haiti, Honduras, Kazakistan, evet, Kenya vesaire. Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti falan. Bunlar başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler. İçlerinde hani diplomatik anlamda uluslararası siyasete etki edecek ülke olarak baktığınız zaman bir tek Amerika'yı görüyoruz. Hı hı. Ama Amerika'da da durum farklı. Amerika'da, Amerika'nın hem kültürel, tarihsel ve siyasal kökenleri itibariyle başkanlık sistemi bir denetim mekanizmasının içerisine oturtuldu. Peki şunu sorayım o zaman, niye olmamalı Türkiye'de İşte başkanlık? İşte onu anlatıyorum. Evet. Yani şu sebepten dolayı olmalı. Biz de şu anda hem sivil toplum kuruluşları, hem medya, hem efendime söyleyeyim toplumun diğer katmanlarını temsil eden sendikalar, dernekler vesaireler şu anda tam anlamıyla sinmiş vaziyette. Kimse bir gösteri, yürüyüş vesaire yapamaz halde. Medyanın durumu hepten işler acısı. Yani muhalif, kendine muhalif olduğunu söyleyen, kendisini muhalif olarak tanımlayan birçok medya susturulmuş durumda. Bu halükarda bir iktidar partisinin bununla da yetinmeyip, bu güçlü ve kudretli durumundan da yetinmeyip başkanlığa geçmesi demek Türkiye'nin adeta krallık dönemine, adeta tek adam dönemine geçmesi demektir. Bakın bu bir sürpriz değil. Burada ben kitabı getirdim. Maurice Duverger'in Seçimle Gelen Krallar kitabı. Buyurun buradan göstereyim izleyicilerimize. Bakın çok önemli bir kitaptır. Maurice Duverger'in kitabı. Seçimle krallık nasıl oluşur? Yani sandık yoluyla nasıl kralınızı seçersiniz? Bunu anlatıyor. Oysa parlamenter demokrasi, bizim o ayrılıklar, kuvvetler ayrılığına dayalı olan parlamenter demokrasimiz aslında bir denge ve balans sistemi. Yani bir şimdi korkmayalım bundan diyor. Sayın bakın, Kurt diyor ki referanduma gitmek kadar daha demokratik bir uygulama olur mu? Soralım sahibine efendim, diyor. Ama değil mi? Böyle dediniz ama, zaten. Hem ama bakın şimdi hem de yani bu denge demokrasi meselesi sadece Gürkan Bey'in söylediği gibi değil. 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın illüzyonudur. Yani dünyanın her yerinde biz halka gidelim dersiniz, doğru, halka gitmek temsili demokrasinin en olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir. Ancak bunun bir şartı daha vardır, denetim mekanizması. Devletin kudretli insanları denetim mekanizmasını hayata geçirmelidir ve şeffaflık, hesap verebilirlik olmalıdır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanına, Başbakan'a bir gazeteci soru sorabilmelidir. Bu soru soramadığı ortamda siz başkanlık sistemine giderseniz tek adam sistemi olur. Kimse hesap soramaz. Sadece gazetecilerin hesap sormasından kastetmiyorum. Mahkemeler de, Anayasa Mahkemesi de, Yüce Divan diye dediğimiz Yüce Divan'da bütün bunların tamamını eğer sandık ekseninde değerlendirir de sonucu ona göre belirlemeye kalkarsanız dünyada bunun çok örnekleri vardır. Çok büyük sakıncalar olur. Peki. Dünya sisteminden yalıtılırsınız. Bunun çok altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Tamam, yani döneceğiz. Çok bize başlık karşı var. Yapılan evet, eleştirilerin Baltışak Hanım hepsi şu anda bir noktada düğümleniyor. Tek adam yönetimi. Avrupa'sı, Amerika'sı, Latin Amerika'sı bize hep bu eleştiri yöneltiyor. Bir de buna yetmezmiş gibi kanuni bir kılıf
Katar ve başkanlık sistemini uygularsak artık bu tartışmaların altında boğuluruz. Diplomatik Gürkan olarak Hıcır, yok hükmünde oluruz. Bir sürü eleştiriye katılıyorum. İçeride halletmek daha doğru. Yurt dışından gelen eleştirilerin ne kadar doğru olduğunu onu da tartışırız ama değil mi? Yani hani baktığımız zaman. Efendim yani, diplomasi diye bir şey var. Şimdi... Yurt dışında eleştiri geliyor diye kulağımızı tıkayamayız. Hı hı. Yani ben o... Ne kadar iki yüzlü olduklarını burada konuştuk efendim, zaten değil mi? İki yüzlü oldukları önemli değil. Siz diplomatik olarak kendi hesap verebilirliğiniz olacak. Şeffaf bir yönetiminiz olacak. Siz kendi yurttaşınıza, kendi muhaliflerinize eşit bir şekilde davranacaksınız. Ondan sonra tabii ki yurt dışını dinlemeyin. Hı, hı. Ama şimdi yurt içinde muhalifler diyorlar ki bizim sesimiz kesilmek isteniyor. Peki. Şimdi bu böyle olunca muhalefet partileri ayağa kalkıyor. Evet. Şimdi tabii ben burada bir şey söyleyeyim. Söyleyin hemen geçeyim. Gürkan Bey bir kral seçiyormuşuz gibi anlatıyor. Evet, ama diyor ki başkanlık sistemini seçmek ya da başkanlık sistemine geçmek tek adamlığı ya da krallığı onunla onaylamaktır ilgili, diyor. Kitabından da örnek gösterdi zaten. O kitap gibi birçok şey söyleyebilirsiniz de zaten seçilmiş krallar diyor. Orada bir seçilmişliği küçümseme var zaten. O ayrı bir hikaye de. Evet. Ama bu başkanlık sistemi de parlamenter sistemden çok daha güçlü denge denetleme mekanizmalarına sahip. Nasıl mesela? Mesela Yüce Divan gibi. Birçok meselesi var. Yani bu hayır, konuda, nasıl? Yüce Divan nasıl mesela olacak? Bu konuyla ilgili bir kere parlamenter sistemden çok daha bağımsız bir şekilde milletvekillerinin, senatörlerin varlık şeyleri söz konusu. Yani örneğin oradaki tek ya adam belirleyemiyor. Bir şey söyleyeceğim. Abdurrahman Kurt, Türkiye'deki başkanlık sisteminin nasıl? Türk tipi başkanlığı bana bir anlatır mısınız? Nasıl Türk tipi başkanlığı? Hayır nasıl başkanlık? Amerikan tipi mi olacağız? Ya biz bunu tartışacağız. Bizim burada size direkt hazır sunduğumuz bir sistem efendim, var mı? Ama bence değil. Bana sorarsanız aklınızda bir model var mı? Türkiye tipi. Nasıl? Türkiye tipi bana söyleyeyim. Yani parlamento denetleyebilecek mi? Müsaade et söyleyeyim sana. Şu anki parlamentodan çok daha bağımsız bir meclis oluşacak bir kere. Yani nereden biliyorsunuz? Şu bütün genel başkanlar bütün meclisi seçmiyor mu şu anda? Oradan biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Şuradan nereden biliyorum. Bak sana ben içinde olduğum için söylüyorum sana. Şu anda örneğin ki bu parlamentoda siz muhalefet olarak herhangi bir yasa çıkarma şansına sahip misiniz? Ya şimdi siz peşin hüküm vermeyin de siz nasıl değilsiniz denetleyecek? Şimdiye mecliste, kadar böyle bir mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekili bak, nasıl itiraz edebilir? Bana onu şey tarif edin. Bir kere milletvekilleri çok daha bağımsızdır. Kendi bölgelerinde güçlü olan insanlar direkt başkanın emriyle seçilmiyorlar. Odaki halk o insanları direkt seçeceği için onlar çok daha güçlü milletvekilleri olarak parlamentodaki meclisteki temsilciler olarak var olacaklar. Dolayısıyla bir kere meclis çok daha bağımsız. Yasama bu anlamda yürütmeyi temsil eden başkana karşı çok daha bağımsız olacak. Bir dakika, bugünkü eyalet sisteminden bahsediyorsunuz. Ben eyalet sisteminden bahsetmiyorum. Seçim sistemi nasıl olacak? Yani partiler yazmayacakmış eminim. Hayır, partiler yazmayacak. Nasıl yazılacak? Yani örneğin sen kendi bölgenden çıkmak için o halktan oy almak zorundasın. Ya tamam da sen, kim yazacak? Kimin adayı olacak o? Ya böyle bir sistem yok. Bu, böyle bir şey yok. O hayali bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani siz, sizin düşüncenizde şu var. Sanki bir partiyle giriyorsunuz. Ya şimdi parti Binali Yıldırım veya neyse biz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan diyelim. O belirlemeyecek öyle mi? Siz gideceksiniz. Hayır. Diyarbakır'dan siz çıkıp geleceksiniz. Diyarbakır'da çok orada bir ön seçimde siz kendi gücünüzle gelebiliyorsanız o partide orada temsil edilebileceksiniz. Yani sizin bir kere temsil gücünüz direkt başkana, direkt genel başkana bağlı olmayacak. Dolayısıyla çok daha güçlü bir meclis tablosu çıkacak karşımıza. Bey, bu söylediğiniz bunu gerçekte söylüyoruz. Karşılığı yok. Sistem olarak zaten bunu söylüyorum. Başka neyse, bir şey söyleyeyim size. Biz bunları çok tartışacağız. Bunları televizyonlarda tartıştıkça bir şeye gideceğiz. Bir halka gideceğiz. Diyeceğiz ki kim doğru söylüyor? Kimin söylediğinin arkasından geliyorsun? Çünkü bu sana ait bir şey. Sen yönetileceksin böyle. Sen hangi sistemi tercih ediyorsun sorusundan niye kaçıyoruz ben onu anlamıyorum. Millete soracağız bunu. Yani şimdi burada yani sandık o bu yüzyılın illüzyonudur dedi mesela. Yani o burada sürekli referanduma gitmek. Ya halka güvenmemek. Ama bak burada halka güvenmemek var. Ya şimdi siz böyle denetimsiz, bir şey. Denetimsiz bugün, bir demokrasi bir dakika, halkların ben, başına bir beladır. Denetim olması lazım. Bağımsız denetim. Denetim olmadan Sayıştay'ıyla, Yargıtay'ıyla, Danıştay'ıyla bunlar bağımsız olmalı. Bu Anayasa Mahkemesi'yle bunlar bağımsız olmadan bunlar özgür kararlarını veremeden olmaz. Abdurrahman Bey olur mu öyle şey? Başkanlık sistemleri arasında denge denetlemelerde birbirine üstünlükle ilgili çok önemli şeyler söylemezler aslında. Ama doğru parlamenter, bizdeki parlamenter sistem çok biraz bozuk, onu da söyleyeyim ben size. Bu boyutuyla çok makul bir sistem değil, çalışmıyor. Yani gerçekten esasen buradaki güç, mesela yürütmedeki güç burada, yasamayı da yanına almış olduğu için bana göre başkanlıktan çok daha etkili bir krallık aslında. Bizim sistemimizde parlamenter bu sistemin mi daha fazla krallık olduğunu tabii söylüyorsunuz? Bu bir itiraf mı? Sistem öyle. Evet. Öyle değil mi Cevdet Bey? Bu bir itiraf mı? İtiraf değil, Türkiye'deki sistem. Yani bu bir itiraf öyle tabii. Yani aslında ben öyle görüyorum. Bunu hep söylüyoruz zaten.
Celal Bey, bunu hep söylemedik mi? Bu sistem yetersiz deniyor muyuz? Bizim önerdiğimiz başkanlık sistemi bugünkü parlamenter sistemden daha kendi içinde denetleme gücüne sahip, kontrol Peki. gücüne sahip bir sistem Çok olacak diyoruz. Çok başlı var. Mesela devam edelim. Başkanlık sistemi krallık sistemi midir? Bence tartışma yanlış devam ediyor. Problem şurada. Şimdi sistemi koymuyoruz. Türkiye'deki realiteler, Türkiye'deki hükümet uygulamaları üzerinden bir tanımlama gidiyoruz. Yanlış olan şey bu. Burada kastedilen nokta aslında doğru tanımlamak lazım. Başkanlık sistemini doğru tanımlamak lazım. Parlamenter sistemi aynı şekilde. Peki. Benzer şekilde tanımlamak lazım. Bundan sonra Türkiye'deki mevcut hükümet etme sisteminin gerçekten işler olup olmadığı üzerinden konuşmamız lazım. Biz 80 yıllık, şimdi en önemli itiraz noktası parlamenter sistemi, bir koalisyonları üretmesi, çoklu sistemi teşvik ediyor olması. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki Türkiye'de en önemli sorun istikrar problemi. Bunu hep, yani klişe bir söz var, 1950'lerde işte Menderes hükümetleri toplamıştır, sonra Demirel hükümetleri kısmen bunları heba etmiştir. Özal hükümetleri, yani onu şunun için tanımlıyorum, uzun süreli hükümetler olmasa sebebiyle. Özal hükümetleri benzer şekilde toplamıştır, sonraki 90 koalisyonları bu Türkiye'de oluşan istikrarı ve ekonomik veriyi yok etmiştir. Benzer süreç aynen 15 yıl süre zarfında işte AK Parti hükümetlerinin getirmiş olduğu istikrar ve en azından belli bir ekonomik kalkınmanın sonraki gelecek koalisyonlar süreciyle birlikte bunların da heba olacağı. En önemli kaygının Türkiye pratiğindeki parlamenter sistemin açmazları. Bu bakımdan burada yeni bir arayış olması, yeni farklı şeylerin sorgulanıyor olması çok yadırganacak bir şey değil. Fakat ikinci handikap şu. Biz maalesef yani toplumun önemli bir kesimi Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden üretilen korku, onun üzerinden çıkan korku üzerinden bir parlamenter sistem ya da başkanlık sistemi tanımlamasına gitmesi. Önemli sakıncalardan biri de bu. Yani aslında şöyle mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmasaydı bu kadar korkmaz mıydık başkanlık sisteminden? Ben toplumun önemli bir kesiminin bu boyutta bir itirazda bulunacağına inanmıyorum. Bu bizimle başlamış bir şey değil. Özal'dan beri, hı hı, daha sonra Demirel'in de önce karşı çıktığı, sonra kabul ettiği, ondan sonra onun da oraya geçmek istediği uzun zamandır tartıştığımız bir konu. Uzun zamandır aslında halkın önüne bir türlü götürmedik. Mesela bence başkanlık sistemi ve parlamenter sistemin artı eksilerini yazmamız lazım. Yani tüm herkes hayatında bir karar alırken ister istemez bu işin doğrularını ortaya koyar, eksilerini ortaya koyar. Başkanlık sisteminin topluma katabileceği artılar nedir, eksiler nedir? Benzer şekilde parlamenter sistemin mevcut uygulaması bakımından yaşadığımız sorunlar nedir? Bize düşündüğümüz artılar eksiler nedir? Türkiye için uygun olduğunu düşünüyor musunuz başkanlık sistemi? Ben Türkiye için uygun olduğunu düşünüyorum. Yarı başkanlık mı, normal başkanlık? Normal şartlarda tam başkanlık olmadığını düşünüyorum. Sebep, hı hı, şu, bakın, hükümet etme modelleri bakımından, evet, pazarlıkçı bir parlamenter sistem, hı hı, ülkede gerçekten çok uzun yıllar ülkenin birikmiş enerjisinin heba olmasına sebebiyet verdi. Bu ekonomik anlamda bu işi yaşayan, yani belli yaşın üzerindeki kişiler bu işi hayatında test etti. Yani bir daha test edilmiş, yaşanmış şeyi bir daha test edelim. Bence çok fazla müsriflik diye düşünüyorum. Bunun yanında aslında şöyle bir denetim mekanizması olacak mı diyor Gürkan Bey. Ben söyleyeyim. Bakın, başkan kendi içerisinde zaten halk tarafından seçiliyor. Türkiye'de 2007 şartları itibariyle Cumhurbaşkanı'nın mevcut şartları itibariyle halk tarafından seçilir hale getirildi. Fakat Cumhurbaşkanı sorumsuz. Bir taraftan da devletin başı, yani yürütme erkinin başı sıfatıyla devletin başı olarak anayasada tanımlanmış. Bu çerçevede de sorumsuz bir cumhurbaşkanı ama halk oyuyla seçilmiş. Bunun yanında parlamento vazifesini ifa ediyor mu? Yani Türkiye pratiğinde kimse, Abdurrahman Bey burada mecliste bu işi fazlasıyla yaşadı ve yakinen temas etti. Ve bakın, bugün parlamenter sistem kendi içerisinde parti başkanları gibi seçim sistemini çalışmaz hale getiren en temel sistem olduğu açık ve ortada. Bugün parti başkanının verdiği karar, evet, cümle hani şu anlamda bitirmek istiyorum. Parti başkanının koymuş olduğu karar ve irade zeminde hiçbir surette tartışma şansı yok. Bugün başkanlıkta olacak mı diyor Gürkan Acır'da? Başkanlık açısından olacak. Neden?
parlamento kendi seçimini ayırıp yapacağı için parlamenterler sadece yasa yapma üzerine kurgulanmış bir sistem. Başkan yürütme erki üzerinden hükümet etme, icraatları ifa etme görevinde olacak. Dolayısıyla başkan aslında parlamentoya, lokalde seçilen parlamentoya fazlasıyla muhtaç hale geliyor. Peki. Ama şu şartlar altında düşünün. Cumhurbaşkanı, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden konuşulduğu için bugün güçlü bir lider, güçlü bir figür domine ediyor. Gerek parlamentoyu gerekse hükümet etme anlamında sistemi domine ettiği için bu parlamenter sistemin içerisinde başkanlık sisteminden çok daha güçlü bir figürle bir şey çıkıyor. Çok özür dilerim. Bir Celal Ürgen'e söz versen olur mu? İstiyorum. Yani şey eğer müsaade ederseniz Sayın Devlet Bahçeli'nin buradaki itirazına bir iki cümle peki, doğru söylemek onu istiyorum. Da alayım. Sayın Devlet Bahçeli bence kritik dönemlerde çok önemli çıkışlar yaptı. Hı hı. Bu aslında muhalefetken dahi bazen iktidar edenlerle birlikte hareket etmiş olmak siyasal olarak kaybettirmediğinde tescil edilmiş örneğini teşkil ediyor. Bu bakımdan ben Türk milletine karşı Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu zaman zaman çıkışlar aslında siyasete, ben bunu hani o kendi siyasi karardır. Ben peki, ona bir şey diyemem ama netice itibariyle muhalefette bazen ittifak etmek, yani hükümet uygulamalarına ittifak etmek, siyaseten daha iyi olabilir diyorsunuz. Yana evet, tavır almak hiç beklenmediği nispetle çok artı peki, bir değer olarak geri dönüyor. Bahçek Hanım bir şey söyleyeceğim yalnız. Sen şunun altını çizmek istiyorum. Bakın her şey bir yana bir tek şey öneriliyor. Gürkan Beyler burada birçok siyasi bunu tartışacak. Ama bu tartışma için bir fırsattır. CHP için de bir fırsattır. Diyorum ki CHP ve MHP de bunu halka götürelim. Hı hı. Halka giderken zaten bol bol televizyon programları yapacağız. Bol bol anlatacağız. Biz diyoruz ki biz bu halka güveniyoruz. Onların iradesine güveniyoruz. Götürelim peki, ve tarihi çok, bir peki, tartışmayı yok, izin verirseniz, çok, şunu, abi, çok izin verin lütfen. Celal Ülgen şunu söylemek istiyorum. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan olması başkanlıktan korkutuyor gibi bir cümle vardı. Bir ikincisi de referanduma mesela halka güveniyoruz. Halk biliyor mu? Biz biliyor muyuz mesela başkanlık sisteminin hayır, ne olduğunu? Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani şimdi bir defa şöyle bakmak lazım. Milli irade... Milli irade diyerek her defasında bir milli irade eğer çoğunluğu temsil ediyorsa evet, o çoğunluğun çoğunluk kadar ama birkaç oy eksikle aşağıda kalan azınlığın her seferinde yenilmesi demektir. Hı hı. Halbuki demokrasiler böyle değildir. Yani demokrasilerde çoğunluk azınlığa tahakküm etmez, fikrini kabul ettirmez. Bir defa bir de demokrasiler kurallar manzumesidir. Yani demokrasilerde kurallar vardır. O kurallara göre işler. Ama şimdi demokrasilerde eğer mesela dinin siyasete karışması olmaz. Din ögelerinin siyasette kullanılması olmaz. Gibi yani evet, evet. Şimdi böyle deyince siz kalkıp din argümanlarını bir kaldıraç gibi kullanarak bir çoğunluk arkanıza alıyorsanız ve her defasında da buna milli irade diyorsanız yanılırsınız. Milli irade öyle kofti bir öyle şey değil. Öyle mi yapıyor AK Parti? Elbette öyle. Yani yapıyor, dini argümanları arkasına alarak milli iradeyi yani tanımlaması iktidara, böyle. İktidara geliş biçimi nasıldır? Peki. İktidara geliş biçimi dini argümanları kullanarak ve dini kaldıraç gibi kullanarak. Ha bunu AK Parti dışında ırk kaldıracını kullanarak gelenler de var. Ama demokrasiler hem dini kaldıraç olarak kullanmayı yasaklar hem ırkı kaldıraç olarak kullanmayı yasaklar. Yani bu nedenle şimdi başkanlık sistemi diyorsunuz. Bakın bir cumhurbaşkanı bugün arkadaşlarımız kendi ağzıyla söylüyorlar kurallara uymuyor. Yani anayasa kurallara uymuyor ve bu nedenle de diyor ki başkanlık sistemini getirelim. Ve başkanlık sistemi benim yaşadığım ve uygulamakta olduğum tarza denk düşsün. Yani halbuki demokrasilerde... Yani o tarzı meşru bir biçime mi çevirelim diyor. Tabii halbuki demokrasilerde önce yöntem tespit edilir, sonra o yönteme geçilir. Ama şimdi görüyoruz ki bağımsız bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz ama karşımızda bağımsız bir cumhurbaşkanı yok, partili bir cumhurbaşkanı var. Ve bunu içine sindiriyor. Ve bunu uzun süredir kullanıyor ve insanlar ses çıkartamıyor. Şimdi bütün bunlara bakarak başkanlık sisteminin iyiliklerinden de bahsedemeyiz. Bir şey örnek vereceğim.
Bakın bu Fethullahçı yargıçlarla siyasi iktidarın yanında olan yargıçlar bir zaman HSYK'da birlikte hareket ettiler ve bir seçim aldılar. Silip süpürdüler. Evet. Tamam. Buna biz demokrasi diyebilir miyiz? Seçim olduğu için. Evet, seçim olduğu için, evet. Demokrasi diyebilir miyiz? Her seçim zaferi demokratik bir zafer değildir. Bu çok önemli ve ince bir konudur. İşte o nedenle Duverger'in seçilmiş krallar diyor. Seçilmiş krallar olmamak için kurallara uymak gerekir. Seçen de uyacak, seçilen de uyacak. Seçilenin uymadığı, madem ki benim arkamda halk çoğunluğu var, ben her istediğim olayı çıkarırım derseniz buna demokrasi denir mi? O zaman her şeyi, bütün oyunu sen kullanıyorsun. Yani biraz insaf etmek lazım. Biraz demokratik davranmak lazım bu işlerde. Şimdi başkanlık sistemi. Bugüne kadar ben AK Parti'nin başkanlık sisteminin ayrıntılarının ne olduğunu anlatan bir kitap bastırıp da kamuoyuna verdiğini görmedim. Var var, Burhan Hoca'nın var. Bir tane dağıtıldı ama sonrasında AK Parti cephesinde bile o metnin üzerinde bildiğim kadarıyla mutabakat sağlanamadı. Kaç tane var hem de böyle bununla ilgili? Hayır, AK Parti'nin en azından bize ulaşan, bakın bize ulaşan diyorum, bırakın başkalarını, bize ulaşan bir başkanlık sistemiyle ilgili bir görüşü yok. Bize gelmedi. Şimdi şeye gelelim. Gürkan Hacır da söyledi sevgili arkadaşım. Hangi zamandayız ya? İnsaf edin ya. Bir darbe girişimi olmuş. Darbe girişiminden sonra olası darbe girişimlerinin olma beklentileri Celal var. Celal Ürgen, bölmeyeyim. Bir araya gideyim. Ondan sonra size uzun uzun ama anlatın bu bölümü. Celal Ürgen'le devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt görüşe devam ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin başlattığı başkanlık sistemi tartışmasını karşıt görüşte masalara yatırıyoruz. Aradan önce Gürkan Acır, başkanlık sistemi krallık sistemidir dedi. Aslında Abdurrahman Kurt da cevap verdi. Parlamenter sistem aslında krallık sistemidir dedi. Celal Ülgen, sizde kalmıştık. Biraz hatırlatmak adına şunu diyordunuz. Yani ortalığa bakın. Bu ortalıkta evet, evet. Ne başkanlık sistemi dediniz? Oradan devam şimdi, edelim isterseniz. Bir darbe girişimi olmuş. Çok hain, alçakça bir darbe girişimi olmuş. Bu darbe girişimi şans eseri atlatılmış. Yani tamam, evet, millet sokaklara çıkmış filan ama eğer Cumhurbaşkanı Marmaris'te yakalansaydı ve kötü senaryo gerçekleşmiş olsaydı. Hiç düşünmek istemediğimiz o senaryo, evet, gerçekleşseydi. Yani evet. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Çok büyük, çok kötü günler yaşıyorduk. Çok. Belki de şu anda buralarda değildik. Kuşkusuz bunu, değildik. Evet, bunu açık olarak söylemek lazım. Böyle bir olay var ama bunun arkası bitmiş, tükenmiş değil. Ülke hala tehlikede. Çünkü bu hareketin arkasındaki AKP'ye göre üst akıl. Peki. Ama bize göre, bana göre ismini de koyduğum bir uluslararası güç, bir Amerika. Evet. Türkiye üzerindeki emellerini hala sürdürüyor. Yani yakın bir gelecekte Türkiye'de ekonomik bunalım çıkarılabilir, Türkiye'de bölgesel bir kalkışma başlatılabilir. Yani olası bir sistem değişikliği, böyle bir savaşta bizi ne yapar? Asla söze konu bile edilemez. Öyle. Peki demin Mehmet Sarı dedi ki mesela koalisyonları ve çoklu sistemi parlamenter sistem getirmiştir. Bu da bizi geçmişe baktığında çok zayıflatmıştır dedi. Efendim, ne düşünüyorsunuz? Hayır, böyle bir şey yok. Bunlar hepsi hayali şeyler, hayali gerekçeler. Sadece ve sadece tepeden tırnağa kadar AK Parti acaba Cumhurbaşkanı istiyor diye bu şey sistemini getirebilir miyiz? Başkanlık sistemini getirebilir miyiz'in peşinde bu gerekçeleri söylüyorlar. Yoksa bu işin bütün nimetlerinden yararlanan AK Parti'nin kendisidir. Bunu açık söylemek lazım. Abdurrahman Kurt diyor ki mevcut parlamenter sistem daha krallık sistemi diyor mesela. Hayır, neresi krallık sistemi? Şimdi hem bakın, yürütmeyi hem yasamayı aynı anda seçiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla zaten yasamada güçlü olan kendi içinden çıkarıyor yürütmesini. Oradan çıkmış. Tamamen bir gücün kontrolü oluyor. Şimdi kim seçiyor yasamayı, yürütmeyi? Meclis seçiyor parlamenter sistemde. Meclis halk seçiyor. Yargıyı kim seçiyor? Yargıyı halk seçmiyor yani. Halk seçmiyor da güzel de yani sistemi düzeltmek varken
bir başka sistem ithal etmenin anlamı var mı? Bakın şöyle yapalım. 10 yıl sonra mesela sistem değişmiş olsa, mesela iktidar koşulları değişmiş olsa. Yani bu önerinizi de biz dikkate alırız. Hayır yani. Ve mesela bundan daha makul var mı? Siz de önereceksiniz. AK Parti de önerecek ve gideceksiniz referanduma. Sonuçta millete olayı... anlatacaksınız. Yani şimdi siz burada şunu diyorsunuz. Abdurrahman Bey, sonuçta halk olayı... anlamaz. Ve halk milli irade diye bir çoğunluğa bakın, getirmeye kalktığınız mı iş bitiyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi sizin söylediğiniz mantık içerisinde bizim bu seçimleri de yapmamızın bir anlamı yok. Çünkü siz zaten baştan diyorsunuz ki halk dinle manipüle ediliyor. İşte kimisi der ki sporla mı? Şunla bunla. Yani halkı bence burada bir hafife alma var. Din kaldıraçını kullanarak diyor. Din kaldıraçını kullanarak diyor. Siz her partiler şeyi, diyor. Daha önce başka şeyi, kimlik kaldıraçını dedi. Şimdi, efendim bu, bir dakika Abdurrahman Bey. Bunu tam açayım ben. Tam açayım. Hı-hı. İzin verirseniz. Bu siyasette de böyle. Hı-hı. Siyaset içerisinde tek tek derneklerde siyasi partinin kendi içerisinde, siyasi partilerin kendi içlerinde tamamen demokrasi dışı argümanlar kullanılıyor. Mezhepçilik kullanılabiliyor. Aşiretler kullanılabiliyor. Böyle bir Türkiye'de demokrasinin D'si bile yok ve parlamenter sistere bütün gücü, suçu yüklüyoruz. Böyle bir şey yok. Bakın bir şey söyleyeceğim. Demokrasinin D'si yok mu bizde? Yok tabii. Bakın demokrasi ailede başlar. Kadına yapılan işkenceleri, kadına yapılan hareketleri görüyoruz. Arkasından derneklerde, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında ve siyasi partilerde devam eder. Ve sonra ülkede o demokrasi oluşur. Yani demokrasimizin sorunları var ama demokrasi yok demek doğru mu Celal Bey? Bakın demokrasinin sorunları demokrasiyi yok edecek kadar büyük boyutlara ulaşmışsa, evet, bakın anlatmak istediğim şey şu. Gerçekten bizde demokratik kurallar önemsenmiyor ve demokratik kurallar yıkılıp geçiyor. Bakın Cumhurbaşkanı'nın şeyini örnek veriyorum ben. Uzun zamandan beri partili bir cumhurbaşkanı gibi davranıyor. Bir başbakanı değiştirdi, yerine Binali Yıldırım'ı getirdi. Binali Yıldırım karar mekanizmasında yok. Her şeyi Cumhurbaşkanı yaptırıyor. Bunun tersini söyleyen bir kişi varsa söylesin. Ben çıksın bir kişi. Şimdi burada neticede değiştiren partinin kendisi. AK Parti kendi kurullarında bunu değişti. Cumhurbaşkanı dediği dışında bir şey yapıyor diyebilir misiniz bana başbakan? Şimdi dediği dışında... İnisiyatif geliştiriyor diyebilir misiniz? Tabii ki geliştiriyor. Başbakan. Bakın, uyumluluk ayrı bir şeydir. Bakın uyumluluk ayrı bir şeydir. Sizin söylediğiniz siz gibi işte... uyumluluğu tabi olmakla karıştırıyorsunuz. Ben onu söylüyorum. Ben bakın de şunu söyleyeyim. Bence siz uyumluluğu tek parti, tek adamlıkla karıştırıyorsunuz. Yani ben çok net ifade edebilirim ki... Neticede, şu anda tek adam var mı yok mu? Hayır tek adam yok. Koca bir parti bakın, var. Bakın şu anda var. AK Parti'nin tek adam sistemi uygulanıyor. Bakın ben size bunu bir şey söyleyeyim mi? Açıklıkla söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi siz mesela siyasi partiler yasasını değiştirirsiniz ayrı bir şey. Ama bugünkü bu yasalarda bir AK Parti kendi MKYK'sında bir karar almıştır. O kararın gereği olarak bir kongreye gitmiştir. Bunları birlikte yaşadık. Yani bunun içerisinde Cumhurbaşkanı'nın daha kanaati var mıdır yok mudur? Birisini söyledim. Diğerlerine de itiraz edin. Bir müsaade edin. Bir şey bitireyim ben. Ama ben de biraz siz bana sorunca ben sorunun cevabını vermediğim güzel için. Güzel de henüz. Siz daha soru sordunuz ben onun cevabını vereyim bitireyim ondan. Vaktimiz var ikisini de duyarız. Hayır, daha evet, soracaklarım buyurun var. Bakın şimdi sadece bu o alanda değil. Şimdi diyelim ki Anayasa Mahkemesi'ne üye atanması her alanda bugün hakimler ve savcılar bir yerden direktif gelmeden kıllarını kıpırdatmak istemiyorlar. Tamam mı? Yani dolayısıyla tek adam. Evet tek adam sistemi var. Bugün Türkiye'de tek adam sistemi var. Bakın bir tek sözünü söyleyeceğim size bugün yaşanmış peki, olan. Irak Cumhurbaşkanı'na, Irak Başbakanı'na söylediği sen benim kratımda değilsin. Evet. Bunu bir Amerikan Cumhurbaşkanı Patagonya Cumhurbaşkanı'na bile söylemez. Dış politikada söylenmeyecek bir sözdür bu. Eşitler arası makamda olsa bile kimse sen benim kratımda değilsin diyemez. Bunlar çok basit şeylerdir ama önemli şeylerdir. Bunlar insanları ürkütür, aydınları ürkütür. Demokrasinin D'sinden bahsedemeyiz derdi. İkinize de sormak isterim. Böyle bir durum var mı? Bize demokrasi yok diyor Celal Ülke. Şöyle yani eğer yoksa bugün en fazlasıyla bugün var da yoksa bu sistemin kuruluşuna bakmamız gerekiyor.
Yani bu sistem anayasasına bakmamız gerekiyor. Anayasasını darbeci anayasaların omurgasıyla oluşturduğumuz bir sistemde niye bu kadarı yok diye sorguluyorsak buradaki... Darbeci anayasa sizi seçti. Ben de onu söylüyorum. Ve darbeci anayasaya dayanarak görev yapıyorsunuz. Amenna, biz bunu yadırganmıyoruz. Diyoruz ki öyledir ama halk da biliyor, biz de biliyoruz ki bu yetmiyor bu millete. Bu milleti, bu gömlek bu millete dar geliyor. Dolayısıyla diyoruz ki bir teklifimiz var. Bizi seçen o halka diyoruz ki biz size güveniyoruz. Muhalefet de eğer bu halka güveniyorsa... Şimdi diyor ki Celal Ülgen'de arkamda halk çoğunluğu var diye aldım halkı arkama. Hadi her şeyi yaparım diyemezsiniz. AK Parti yönetimi... Ben bir katkı sunmak istiyorum. Buyurun Mehmet Bey. Bir dakika şu cümlemi de bitireyim sonra sunum. AK Parti yönetimi bu ülkeyi iyi yönetemiyor. Kendi kabahatleriyle, kendi kusurlarıyla yönetemedikleri ülkeye bir başka rejimi getirerek acaba yönetir miyiz diyor. Ben tam şöyle tanımlıyorum. Türkiye'yi bir züccaciye dükkanı sayın ve AK Parti yönetimi de züccaciye dükkanına girmiş bir fil. Nereye dönüyorsa o tarafı yıkıyor ve yakıyor. Dış politikamızı, milli eğitimimizi, ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi bakın. Bütün sağlığımızı, bunların... ulaştırmamızı sayın. Elbette şimdi söyleyeceğim. Söyleyeceğim tabii. Sağlık, bunu söylemek zorundayım. Sosyal sistemimizi bakın ya, her şey çöktü. Bunun farkında değilsiniz. Biz çöken sistemin ne olduğunu yaşayan insanlar. Bu sene ölen insan sayısı yatak olmadığı için ölen sayısı insan sayısı 28'i geçti İstanbul'da. 28'i yatak olmadığı şey, için. Neden biliyor musunuz? Yoğun bakımda yatak yok. Bir şey söyleyeyim mi ben size? Özür dilerim. Yani sizin bahsettiğiniz bu 28 günlüktü eskiden. Ya günlük ne ya? Şu anda sadece demagoji yapıyorsunuz. Yani biz bu ülkede yaşamadık da onu mu anlatıyorsunuz? Bakın yoğun bakım ünitelerinde hastanelere gidemezsiniz. Bak sağlık konusu başka bir şey ama hazır açmışken söyleyeyim. Ne başka bir konu açıyorsunuz? Hayır açmışken söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. Sağlık konusu. Bir dinleyin sağlığı. Anlatayım size. Nasıl öldüklerini, insanların nasıl öldüklerini anlatmamı istiyor musunuz? Bir şey anlatabilirsiniz. Bizim bundan çekinecek bir tarafımız yok da. Yani geçmişi yaşamamış insanlar gibi bize anlatıyorsunuz. Bağırarak niye şey yapıyorsunuz? Bir hastaneye gittiğiniz zaman bir aile komple gider. Biri doktor sırasına, biri fiş sırasına, biri eczane sırasına giderdi. O günleri unuttunuz mu? 28 kişi buradan aldık İstanbul'da neden eczaneye gidip, eczaneye gidip, yoğun reçete yazdığım adam bir ilaç alamazsınız. Eczaneye gittiğiniz zaman da... Tamam, birden biz buradan nasıl geldik buraya? Bir dakika. İzin verir misin? Toplayayım, konuşalım üstüne. Şöyle toplayayım. Ne konuşuyoruz'u biraz hatırlatmak istiyorum. Kakafoni oluyor. Neresi güzel diyorsunuz? Bu sistem Amerika'dan bile iyi ya. Ya Amerika'dan nerede iyi ya? Kaldı bilmeden konuşuyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey bilmeden konuşuyorsunuz. Hayır, veriler yok elinizde. Bakın bir şey söyleyeyim. Abdurrahman Bey elinizde veriler yok. Bu milletin hafızasının yani nisaniye mali olmasından mı yola çıkıyorsunuz? Bunları yaşadık beraber. Nasıl böyle bir şey? Sağlığa dönelim. Sağlığa dönelim. Bir saniye Celal Bey'i böldüm. Celal abi bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim ya. Gürkan Hacım Celal Bey'i böldüm. Türkiye iyi yönetilmiyor dedim. Daha sayamadım hiçbir şeyi. Mesela bir şey söyleyeceğim. Köprüler ve otoyollar. Evet. Evet çok güzel yapıldı. Köprüler de güzel yapıldı. Otoyollar da güzel yapıldı. Şu anda hazineye, konusunda, köprüler konusunda köprünün yapılmasına karşı olmak farklı bir şey. Ama yapılmış olan köprülerin, otoyolların, işte Osman Gazi Köprüsü'nün iyi çalışması farklı bir şey. Evet. Ama gene yönetemiyor. Neden yönetemiyor? Kardeşim sen bu köprüyü kaç liraya mal ettin? Türkiye'de bilen var mı? Mal ettiğin bu köprünün bir kişiye tespit ettirdin mi? Para vermedik ki. Bak Türkiye kapitülasyonlar gibi para ödüyor. Ya ne para vermedik bakın, şimdi? Para vermedik. Zarar nereden karşılanacak? Hazine garantisi var. Halka bu kadar zarandırmayın ya. Para vermedik ki diye. Neden para vermedik? Hiç para harcamadık. Hazine koskoca bir köprü sahip. Türkiye kapitülasyon ödüyor kardeşim. Bunu bu gerçeği nasıl görmesin? Ya hangi kapitülasyondan bahsediyorsun? Bu mu yönetmek? Biz bu AK Parti gelene kadar faiz, bütçenin kaçta kaçı faize gidiyor biliyor musunuz? Yani biraz daha şiddetli muhalefet yapsak bunlar FETÖ'cüdür diyeceksiniz bize. Ya ne alakası var şimdi? Ya. Evet çünkü gündem öyle. Ama Celal Bey ne yaptınız? Evet ya. Burada kalmasın. Bir dakika bu şeyi konuşalım. Mehmet Bey hemen geleceğim. İzin verirseniz oradan bir ekalayım Mehmet Bey döneceğim hemen. Sağlık sistemi dedi. Yalnız bir dakika. Bir cümle edeyim. Bir dakika ben tersten bir soru sarayım. Şimdi AK Parti'nin özellikle hükümet ilk olduğu dönemlerde seçim başarısının arkasında ve sonrasında da oylarını yükseltmesine sağlık olduğu söylenir hep. Siz de bunu bilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Ona göre buyurun lütfen. Efendim bakın sağlık sistemiyle ilgili
elimizde raporlar var. Evet. Artı insanlardan gelen şikayetler var. Artı tanıdığımız hekim dostlarımızdan gelen bilgiler var. Biz öyle afaki konuşmuyoruz. Bakın şu anda 28 hasta sayısını verdim. Artmıştır. Eksi günde olmaz. 28 oluyordu diyor. Hayır efendim. Ne böyle bir şey. Bakın izah edeyim ama lütfen. Yani. Şimdi o demagojiyle bu işi çözemeyiz ki. 28 hasta neden öldü biliyor musunuz? Yoğun bakım ünitesinde devletin yeteri kadar yatağı olmadığı için. Peki. Yani ameliyat yapacak hekimimiz var. Ameliyathane var. Ama yoğun bakım ünitesinde yatak yok. Peki ne yapıyorlar? Özel hastanelere gönderiyordu. Özel hastane, özür dilerim abi. Özel hastaneye devlet para ödemediği için özel hastaneler şimdi kabul etmiyor şeyi. Yoğun bakım ünitesindeki hastayı. Peki hasta ne yapıyor? Mesela bir bağırsak enfeksiyonu, bir bağırsak ameliyatı diyelim. Bekliyor, sırasını bekliyor. 346. sıradasınız İstanbul'da diye. Ve hasta birinci haftanın sonunda ex oluyor. Doktor tıp tabiriyle söyleyelim. Ex oluyor. Yani bu sağlık sorunu bu çözüldü. Hasta başına bir performans sistemi getirdiler. Hasta başına doktor sürekli hasta bakmak zorunda. Bir hastaya ayırdığı süre kaç biliyor musunuz? 1,5 dakika. Ne yapıyor? Tetkike git. Tetkikler şişmiş, yığılmış. Sağlık sorunlarıyla ilgili bir program yaparsınız. Bunları anlatırız. Tam anlamıyla çökmüş. Yok bir sağlık vaziyette. Konuşmak gerektiğine inanıyorum. Onlar, olur mu öyle şey? Şöyle yapalım. Bütün doktorlar bir araya gitmem lazım. Ama aradan sonra sizinle başlayacağım. Vereceğim şey. Mehmet Bey. Peki Mehmet Sarı'yla bir cümle alacağım. Gürkan Hoca bir dakika bir cümle alacağım. Araya gideceğim sonra devam edeceğiz. Ne şöyle. Konuşacağınızın belki teaser'ını alırız. Evet onu vereceğim. Ne kadar hizmet o kadar siyaseten karşılık. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki Karşıt Görüş devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt Görüş devam ediyor. Başkanlık sistemini konuşuyorduk. Oradan AK Parti'nin sağlık sorununu konuşmaya başlayınca çok fazla mailler gelmeye başladı. Mehmet... Okuyabilir miyim? Araya, mailler peki, deyince evet. Bir tweet okuyayım. Abdurrahman Bey için diyor ki bir izleyici bana yazmış. Yok yok biz bu ülkede Abdurrahman Bey'le biz bu Abdurrahman Bey'le aynı ülkede yaşamıyoruz sanırım. Kendisi Norveç vatandaşı sağlık düzelmişmiş diyor. Norveç vatandaşı olarak sevmiş. Herhalde Norveç vatandaşı mı sırası? Yaşını sorar mısın yaşını? Ya niye sorayım? Niye biliyor musun? Acaba o bundan 12 sene öncesini biliyor mu? Nereden nereye geldiğimizi ölçebilecek onu bilmiyor diyorsunuz. Peki ya, Mehmet Sarı devam ediyoruz. Evet. Türkiye'de sağlık turizmi diye bir sektör başladı. Evet. Yani bakın bugün Almanya'dan Avrupa'nın dünyada biliyorsunuz ki sağlık açısından dünyada şimdi en önemli. Şimdi şunu nokta. Hatırlatalım yaz. Niye buraya geldik? Sonuçta sebep iyi şu. Yönetilemiyor Türkiye dedi Celal Ürgen ve sağlığı da saydı bunların içinde. Bunların buradan içerisinde... geldik. Yeni televizyonları açanlar için kısa bir hatırlatma yapayım. Buyurun. Olay şu. Gerçekten bakın geçmiş siyasal hareketlerin hepsine bakın. Hepsinde bir bakarsınız siz halka dokunursa, halkın evet. realitesiyle ortak paydada buluşursa karşılığını halktan görüyor. Eğer netice itibariyle bakın geçmiş siyasal partileri düşün. Mesela Anavatan Partisi vardı. Neticesinde gerçekten iyi bir sıçrama yaptı. İkinci bir seçim. Üçüncüsünde bir bakıyorsun rahmetli Özal'dan sonra işte birden koalisyonlar dönemine mahkum olan bir Anavatan Partisi'ne gitti. Demokrasinin değisi yok neydi? Diyor Türkiye'de. Şöyle süreç neydi aslında? Siz halka dokunur bir hizmet yaparsanız bunun siyaseten karşılığını görürsünüz. Ben benzer bir süreci şimdi Celal Bey diyebilir benim fikren uyuşmadığım başka bir müvekkilimle bizzati yaşadım. Peki. 30 Mart seçimlerinde yaptığımız tespit şuydu. Seçimlere 15 gün var konuştuğumuzda dedi ki ya nasıl olacak? Ben dedim ki muhtemel %45 Kadir Topbaş olacak. Sebep ne dedi? Dedim bakın çok basit. Marmaray açıldı yaklaşık 15 gün içerisinde yaklaşık olarak o süre seçimlere vardı. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde yaklaşık 4 milyon insan geçmişti. Sebep ne? Tekrar eden insanları çıkardıktan sonra 2,5 milyon tahminen Marmaray'ı kullanan insan var. Bunların yaklaşık Marmara'ya ulaşamayan da 1 milyon insan dediğimiz AK Parti realitesini ve seçim sonrasında biz gerçekten karşılaştığımızda... Köprü yol yapmak tamam ama iyi yönetilemiyor diyor. Netice itibariyle bakın halkın memnun etme sanatı değil mi siyaset? Evet. Dolayısıyla siyasette halkın memnun ettiği nokta itibariyle halkın ihtiyaçlarına cevap verdiği müddetçe Mehmet Bey, yönetim açısından... görevi yapacak. Tabii bakın, ki bak bu hizmet başka etmek, birisi olsaydı hizmet o da etmek, yapacaktı. Siyasetin çağ en önemli argümanı, siyasetin ilerliyor, yapacak. Celal Bey, siyasetin yani en önemli argümanı hizmet etmek. Celal Bey, hizmet etmenin karşılığını da ya. Alması. Ama yok, para yok. Karşılığı para var şimdi yapıyor. Para nereden geldi? Normal şartlar. Para nereden geldi ama? Allah. Parayı yani dolayısıyla petrol mü buldu? Kimse, bu adamlar dolar mı bastı? Kimse Türkiye'nin yani? İyi yönetilmediğini şöyle siyasetin bulunduğumuz şartlar itibariyle bakınız bulunduğumuz kimse kompartımanda kimse Türkiye'nin iyi yönetilmediğini tamamlayın. Bulunduğu kompartıman itibariyle bulunduğu çevre itibariyle Gürkan Hacır az evvel ifade etti. Dedi ki ben birkaç doktorla temas ediyorum. Bana söylediği şey şöyle. Bu bir resmi istatistik değil.
Bunun bir siyasi, bu bir realite değil ki, ama somut bir realite değil ki. Ama şöyle, konuşma değil. Gerçekten, bak, gerçekten hazırladığı raporlara bakalım. Şimdi insanların ilaca ulaşma noktasında, insanların doktora ulaşma noktasında, insanların eczaneye ulaşma noktasında, biz, ben en azından kendi hayatımda bunu test etmiş birisiyim. Neden? Bakın, bugün belli yaşlara gelmiş insanlar Türkiye'nin 15 ilerlerini görse, halk sahadan biliyor. Görse, bakın Türkiye'nin gerçekten, siz, ben size şunu söyleyeyim, eczane kuyruklarında, Beşiktaş Sigorta'nın orada kendim girdiğim sırayı biliyorum. O gün İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak ben oraya sigorta ödemesi için merdivenlerden yaklaşık 100 metrelik kuyruktan geçen birisiyim. O kuyruklarda her ay gidip de devlete sigorta primi ödemek için o kuyruklarda bekleyen birisiyim. Üstadım da bilir bunu. Yani dolayısıyla şunu diyebilirsiniz. Ben siyaseten taraf değilim. Kendi bulunduğum kompartımanda kendimce gördüğüm itibariyle böyle işte fikirlerim neyse kabul etmiyorum. Şartlandım diyebilirsiniz. O ayrı. Ama ben size şunu söyleyeyim. Halk gerçekten hizmet karşılığı bir yere vardığında, hizmetin karşılığı kendine döndüğünde karşılığı cevabını veriyor. Bunun sigorta, bak hayatımda yaşadıklarımı biliyorum. Beşiktaş Sigorta üzerinde ya, sanki kartpostallarda olan resim değil bu. Bunu yaşayan birisi olarak söylüyorum. 1997 yılında Beşiktaş Sigorta'daki o merdivenlerdeki kuyrukların aşağı inip yaklaşık 100 metre uzadığını biliyorum. Ben yaşayan Mehmet birisiyim. Mehmet Bey, ben hiç sigorta kuyruğuna girmedim. Şunu demek istiyorum. Hizmet gerçekten. Hizmet ya engellilerden tutun. Bakın engellilerin evine gidiliyor. Anne çocuk ölümlerindeki düşüşe bakın. Her aşılamadaki Bey, yani aşılamada bakın, şu anda %100'e bakın. Dünya yani, standartlarında bakın hastanelerin odalarına istediğiniz devlet hastanesine gidin. Peki. Standart itibariyle 1995'i bugün 2015'i karşılaştırın. Buraya çok buraya bir tane, iki tane hekimle gelirsiniz o zaman fark etmiyor yani, size sistemin ne olduğunu. Hekimle şimdi efendim bir şöyle, dakika, müsaade bakın, edin tamam. Hizmet alan, hizmeti ifa eden hekimin çalışma sürelerindeki memnuniyeti. Bir sağlık konuşalım hakikaten. Çünkü şöyle, çok fazla doktorlardan da mailler geliyor. Oradan gelsinler. Yani şöyle, konuşalım biz bunu ayrıca konuşalım. Hekimin çalışma koşulları bakımından, kendi standartlarında para kazanma evresi bakımından yaşamış olduğu, yani kendince eski yer nazaran hakları bakımından belki uğradığı mağduriyetler var. Onu kendi sendikası tabii belki değil tartışır. Var. O yok, ayrı. Değil, tabii. Ama başka bir şey halkın sağlığa ulaşma noktasında önceden özel muayenesine göre ona da halkın sağlığa ulaşma noktasında memnuniyet derecesi vardı. İsterseniz bakın bir anket şirketine yaptırın. Ben size temin ederim ki %70'lerin 80'lerin üzerinde ki eğer siyaseten bir kompartımanda değilse. Mehmet Bey. Şimdi burada yani verilere dayalı konuşmuyorlar. Dolayısıyla yani şimdi saç şey turizmi deniyor. Sağlık turizmi. Sağlık turizmi. Sağlık turizmi dedikleri saç ektirmeyle göz çizdirme. Başka da bir sağlık turizmi falan yok. Kalp ameliyatına Türkiye'ye gelinmiyor. Onu geçin. Saç ektirmeye Araplar geliyor. Çok, bence çok... Arap çok ne demek? Gidin taksiyle şuradan çık, çık. Bütün Arapları görürsün. Hep ben size söyleyeyim. Geziyorlar yani. Mesela diş Katar'dan Hollanda'dan buraya geliyorlar. Bu sağlık turizmi değil dün mi? Dün bir hukukçu racizini ziyaret etti. Rica ederim. Ben anlatayım. Hukukçu bir dakika ben söyleyeceğim. Bir dakika biz konuşamıyoruz ki yani burada. Dün hukukçu bir racizini ziyaret ettim. Kendisi bakın burada... İstanbul'daki köprüde gazi olan bir kardeşim, Muhammed Taşdemir kardeşimizi peki, dün Lviv Hastanesi'ne ziyaret ettim. Ben size tavsiye ediyorum. Lütfen Ulus'taki hastaneyi bir ziyaret edin. Dünya standartlarının üstü bir hastane. Neyse hastane reklamı yapmayalım buradan. Çok yani. Evet, çok yani. İsmi yani ama netice itibariyle şunu demek istiyorum. Sağlık sektörü adına Türkiye'deki ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Hayır ama bakın ne diyor? Saç ektirmeye geliyor. Başka bir hayır, şey gelmiyorlar. Hayır hayır. Alakası yok. Hangi ameliyata gidiyor? Kardeşimizin hangi ameliyata gidiyor? Diş implantlarını görüyoruz. Yurt dışından sağlık turizmine hangi ameliyata geliyorlar Türkiye'ye? Türkiye'nin... Siz ben size şunu bakın. Bakın Almanya göz çizme konusunda belli tartışmalar yaşıyor tıp çevrelerinde. Dolayısıyla Türkiye'ye gönderiyorlar. Hiçbir alakası yok. Başka hiçbir bir şey yok. Var ki. Ya kalp ameliyatına Türkiye'ye geliniyor mu? Ben size söyleyeyim. Libya'daki savaşta efendim, gelen efendim, büyük insanları kanser tedavileri düşün, için geliniyor her tür mu? Ameliyat için geldi. Ya nereye uçaktan geliniyor? Uçaktan düşünün o gün. Efendim? Ben ziyaret etmiş birisi. Nereden ya kalp ameliyatlarına da Libya'daki geliyor Gökhan savaşta, ya Libya'da savaştan olur. İç savaşta sağlık turizmi değil efendim. Siz bilmiyorsunuz. Bunların tamamı neden Türkiye'ye geldi? Sağlık turizmi nedir? Neden Türkiye'ye geldi? Bugün yaşamını yitiren, bugün hayır, yaşamını Gülşen yitiren Bey, bu insanlar eski neden Maliye Bakanımız, eski bu Maliye... Bu destinasyon önceden Avrupa değil miydi? Mehmet Bey, siz Amerika dinlemiyor değil musunuz? Bir dakika, bir dinleyelim. Bir tamam, dinleyelim, problem yok. Maliye Bakanımız, ama yani buradan da rahmet doğru okuyorum lazım kendisine ki Sayın Kemal Unakıtan. Allah rahmet eylesin. Ne demişti, hatırlayın, evet. Tarihe geçen bir sözü. Rabbim Cleveland. Yok, eşi söylemiş. Eşi söylemiş, evet, pardon. Rabbim Cleveland dedi. Niye Cleveland? Cleveland niye?
Niye çünkü buradaki ünlüler gidiyor? Sağlık turizmi odur. Orası tıbbın merkezidir. Belli hastalıklarda uzmanlaşmıştır. Belli hastalıklar, dünya çapında otoritedir. Kanser vesaire türlü hastalıklar. Ona bir şey demiyorum. Oraya gidersiniz. Yoksa saç ektirme, yani göz çizdirme. Bunlar sağlık turizminin içerisinde değerlendirecek konular değildir. Ama 1995 Türkiye'si unutmayalım. Arkadaşlar Türkiye'nin gündemi nedir? Biz neyi tartışıyoruz? Peki bir dakika. Ya. Sağlık dışına ben çıkarak devam edeyim. Yani bir şey söyleyeyim mi Gürkan Bey? Biz Amerika'dan daha üst bir teknoloji ve bilime ulaştık diye bir şey iddia etmedik. Sağlık sisteminde ciddi bir sıçrama Amerika'dan daha iyi. Efendim sizin yanlışlarınızı tek tek düzeltmek zorunda kalıyorum ama sağlık turizmi geliyordu. Ne geliyor? Geldiği bir şey yok ki ya. Sizde doğru taraf yok ki. Nasıl doğru taraf? Bizim ömrümüz sizin 90 yıllık yanlışlarınızı düzeltmekle geçiyor. Biz kimiz? Peki. Abdurrahman Bey biz kimiz? Biz 90 yıldır muhalefette olanız biliyor musunuz? Siz 90 yıldır... Evet hiç iktidar olmadı. Her zaman... Öyle ne Süleyman Demirel döneminde, ne Turgut Özal döneminde. Olmuş, biz hep muhalefet olmuş gibisiniz. Halkı hep küçük gören, madem böyle söylüyorum küçük gören, halkın aklına güvenmeyen. Bakın ne diyor Gürkan o Bey? O size göre ya. Bakın Gürkan Bey diyor ki... Ya müsaade doktor, edin. Ama bir şey ben bitireyim. Bana göre siz ne söylüyor zaten? Bahşek Hanım ama... Kalite indire göre siz söyleyeceksen... Gürkan Bey bir dakika. Gürkan Bey arada diyor ki mesela... Doktor seçmeyi getirdiler. O da diyor ki ben kadın doktor isterim diye tutturdu insanlar. Şimdi bu laf söylenebilecek bir laf mıdır demokrasi? Ne zaman söyledi onu? Biraz önce söyledi. Ya bakın Abdurrahman Bey olayları cımbızla reklam arasında konuştuğumuz bir konuyu sanki cımbızla alıp başka şekilde çarpıtarak konuşmayın. Ben dedim ki onu insanlar geçiyorum. Hekim seçerken hekimin Celal niteliğine, Bey, hekimin bakın, değerine, tamam, hekimin kendi alanındaki uzmanlığına göre değil. Onu alıyorum. Orada, oradaki vatandaşın ne şeyi var? Vatandaş giderken, üroloğa giderken bu iyi ürolog. Ne? Bunun ihtisası çapadan, bunun ihtisası cerrahpaşadan diye mi gidiyor? Yaklaşımınız sen kardeşim hekim seçme hürriyeti verdiği zaman. Hala devam bak kardeşim ama bunu açık söyleyemiyorsunuz. Yapmayın bana. SSK'nın da içinde. Ben hayatımda özel hastaneye de gitmedim. Bana öğretemezsiniz bunu. Kardeşim ben size sana da öğretirim. Ne hiçbir şey öğretemezsiniz. Siz sadece halk goygoyculuğu yapıyorsunuz. Bu goygoyculuktur. Başka bir şey değil. Abdurrahman Bey. Sizden tamam, aldığınız anladım. Türkiye. Peki şimdi bir dakika devam edeceğiz. Gürkan Acı devam edelim. Sistem çökmüştürdü devam ediyorduk aslında. Öyle söylemiştiniz. Efendim, onu mu anlatmak söyledikleri, istiyorsunuz? Söyledikleri bakın. Evet. Şimdi sakin bir konuşabilirsek evet, anlatacağız. Bütün söyledikleri araya hep siz giriyorsunuz. Bunların yıllardır tartışıldı. Araya girmekte beis yok ama yeter ki duyalım. Buyurun Gürkan Acı. Yıllardır bu barajlar, yollar meselesinde şimdi Sayın Mehmet Sarı dedi ki Türkiye istikrarsızlıktan ne çektiyse çekti. Evet. Dolayısıyla sağ iktidarlar, ANAP iktidarını söyledi, Adalet Partisi'ni söyledi, Demokrat Parti'yi söyledi değil mi? Bunlarla işte Türkiye istikrar bulmuştur. Şimdi istikrarla kalkınma ben ayrı ben orada şey. Uzun süreli hükümetlerin ülkeye kazandırdığı ivmeyi söyledim. Ha, yani açıklaması. İlla o şey evet, değil buyurun. Yani hani illa Özal vurgusu değil orada. İstikrarla kalkınma ayrı şeyler. Bir kere bunları bir ayırt edelim. Sağ iktidarlar dünyanın her yerinde kalkınmayı arttırırlar. Tamam, sol iktidarlar sosyal adaleti dağıtırlar. Bunun formülü budur. İsviçre'ye de gitseniz budur, İsveç'e de gitseniz budur, Amerika'ya da gitseniz budur. Sol iktidar geldiği zaman sosyal adalet daha fazla artar, sağ iktidar geldiği zaman kalkınma artar. Peki bizde kalkınma arttı yok. Mı? Hiç de alakası yok. Onların hiçbir zaman geldiğinde sosyal adalet asla yerine gelmemiştir. Yani, bu ülkede de alakası yok. Tabii, yani. Bülent Ecevit'in... kafası gözü adeta parçalanarak ya, iktidardan indirildi. Amerika tarafından sizin olduğunuz iktidardan indirildi. Hangi kaç 4.3 doların altında kaç günlük harcama noktasında mecbur olan insan sayısı ne kadar biliyor musunuz? Söyle, nüfusun %30'u. Şimdi söyle, ne kadar? Sosyal adalet diyorsunuz. Bizim bu sosyal yardımlarımız ve kalkınmayla birlikte o neye düşmüş biliyor musunuz? Halkı yoksul yaparak. 1.8'e düşmüş. Sosyal adalet dediğiniz yoksullukta 12 milyon yakınlardan haberin yok. Milli gelirin geldiği seviyeden haberi bu var mı? Bu sosyal adalet. 100 lira dağıtarak insanlara haberi var mı? Etmek. Anlaşılmıyor. 100 lira dağıtıyor. Peki anlaşılmıyor. Tamamen bir ideolojik gördük. Abdurrahman Kurt ben bile anlayamıyorum. Ama söylediklerinin sahayla alakası yok. Şöyle yapalım. Önce o konuşsun sonra siz konuşun. Buyurun Gürkan Acır devam edelim. Halkı yoksullukta eşitlediler. Doğru. Yoksullukta eşitlediler. 100 liraya muhtaç ettiler. 100 liralık yardım için insanlar kuyruklara girdi. Yeşil kartın sayısı artık ölçülemiyor. Ne kadar olduğu ölçülemiyor. Milyonlarca insan yeşil kart kullanmak zorunda kaldı. Bunlar adaletse, bakın, sosyal adaletse kadar... ben katılıyorum. Bir duralım. Sosyal adalet. Bir dakika bir duruyoruz. Hayır, bir duruyoruz. Cevap verelim. Evet, tabii şimdi buyurun. Bu yeşil kartları üreten onlar. Onlara bakan biziz. Tabii. Onlar derken kim? Onlar derken o zihniyet işte. Bizden hangi önceki zihniyet? Ya? Sizden önceki zihniyet. Bizden önceki zihniyet. O savunduklar yani. Çünkü bunlar bir tek bizi eleştiriyor ya. Peki. Onların şimdi, dönemindeki... Siz bizden önceki zihniyetin ürünüsünüz.
Biz, tamam mı? Sizden siz, önceki yani siz bize mal ettiğiniz, size rağmen, size rağmen ürünüsünüz. İktidar olabilmiş, ilk defa muktedir olmuş bir iktidar. Biz hiç iktidar olmadık. Size rağmen. Hep iktidar siz olmuş. Sizin vesayet bütün sistemlerinize rağmen. Biz vesayet sistemi sizin de kurmadık. Arkasına saklandığınız, biz 12 Mart'ta 12 Eylül'de işkence gördük. Bütün vesayet tamam sistemlerini bir bakın, yıkarak bunu bu milletin iradesini egemen siz demagoji yapıyorsunuz. Bir iktidarız. Tamam. Ve bunun da en büyük göstergesi hangi iktidarsınız? Onlarca nerede defa kurulan sandıktır. Onlarca nerede defa iktidarsınız? Burada iktidarız. Faşizm bu. Faşizm sizin evet yaptığınızdır. 90 bırakın, yıldır bize yaptığınız faşizmden başka peki neydi? Ben devam edebilirim. Hayır, devam edeceğiz. 90 yıllık faşizminizi biz Allah'ın izniyle tek tek yıkıyoruz. Gürkan Acar size vermiyor, ben de görüyorum. Şimdi yani o yeşil katlı meselesinde yeşil bunların ürettikleri. Bak, döneceğim oraya. Bakın bunların çok kolay verileri vardır. Evet. Milli gelirin geldiği seviyeye baktığınız zaman tabii bunların zamanında evet. Bakın bir kere 2000 dolarlardan bugün bunların geldiği bunların bir ne dakika demek ya, bunların bir dakika bak konuşurken demek. Biz siz diye konuşuyoruz. Siz konuşurken siz diye konuşuyorsunuz. Bunların diye siz, diyemezsiniz. Ne demek bunların? Siz bak kişisi konuşurken sustu. Siz de bence susacaksınız. Evet, Çiçek Hanım bir dakikanızı rica edeyim. Bırakmıyorsunuz ki bir bakın, şey söyleyeyim bir şey bu işi ya demokratik olarak yönetecekseniz evet varız. Yönetiyorum zaten. Bakın, hayır. Bakın bunlar lafı olmaz. Ben de dedim ki bizi sanki bütün partilerin temsilcisiymiş gibi göremez. Tamam mı? Siz eğer faşizm derseniz biz size tamam ayna tutarız. Bak tamam, siz bize faşizmden ya bahsederseniz ayna tutarsın ama size aynanızı tutarız, yüzünüzü demagojiye gösteririz gerek yok. Ama siz nezaket sınırları içerisinde tamam kalıp tartışırsanız biz de o sınırlarda hayır kalırız. Demagoji ama dinleyin önce dinlerseniz göreceksiniz. Dolayısıyla kişisel olarak ben üslubumuz hakkımı kullanıyorum ve sustum. Celal Bey ben sizi dinledim konuşamam. Ben benim yerime de siz konuşun. Bırakmıyorsunuz ki konuşayım sözümü bitireyim. Siz konuşun buyurun. Moderatör hanımefendi bana bir söz verdi. Araya 10 dakikadır tamam benim söz hakkımı bir daha size yeşil vereceğim. Yeşil kartı dönebilir evet, miyiz? Soru soru evet cevabını veriyorum. Yeşil kartı yeşil duyalım kartlıların bakın fakirlik oranlarına baktığınız zaman bunun uluslararası ölçütleri vardır. 4.30 dolardan aşağı seviyede harcayanlara böyle bir kriter getirilmiş. Evet. Bunun bizden önceki dönemdeki oranı %30. Bizde bu 1.8'e düşmüş. Bu %30'luğun harcama oranı. Yeşil kartlı oranı mı diyorsun? Yani, evet 1.8'e kadar düşürmüşüz. Hayır yeşil kartlı demiyorum. Harcama oranı. Harcama gücü. Evet. Bakın harcama gücü önemli bir şeydir. Uluslararası bir kriterdir. Bunu iki şeyle yapmışız. Bir kalkınma, iki de sosyal yardımlar. Sosyal peki devlet dedi ya oradan söylüyorum. Tamam cevabı bunlar aldık. Sosyal devlet olsaydı bakın sosyal de evet bizden öncekilerden bahsediyorum. Sosyal devlet olsalardı bizim zamanımızdan önce engelli insanlar evin yüküydü. Evin yüküydü. Bir evde bir engelli varsa o onların zindanıydı. Bugün ben bölgelerde, köylerde gezerken bana insanlar ne dediler biliyor musunuz? Defalarca karşılaştığım bir şey. Dediler ki Allah ondan razı olsun biz bununla geçiniyoruz. Peki, bu bize bakıyor. Bir duruyoruz. Gökün yaşlılar. Devam edelim. Tamam. Balçık Hanım, ama bir dakika hepsini anlatmaya kalkarsak aynen. Abdurrahman Bey, Gürkan Acır devam edelim. Yeşil kart eleştirisinin cevabı bu böyleydi. Buyurun. Ya şimdi bakın bu bir gün dediğim gibi ya sosyal adalet ve sağlık konulu bir program sağlık, yapın. Evet. Yani o zaman gelelim, siz de lütfen orada, dönün. Orada şeyleri, de orada şeylerimizi konuşalım, verileri tamam getirelim. Şimdi böyle bir demagoji yaparak bunların üstesinden gelinmez. Halk yoksullukta şey yapılmış. Evet. Şimdi bakın hizmet deniliyor. Yani kalkınma. Ben o noktadan ilerleyeyim. Daha sağlıklı ilerleyeceğiz. Kalkınmayla istikrar aynı şeyler değiller. Şimdi kalkınma dediğiniz şey yol yapmak, baraj yapmak vesaire. Bunun başka bir tartışması daha vardır. 1970'li yılların başına gidin. Mimarlar Odası'nın dergilerine bakın. Köprüye itiraz ediyorlar. Ve Süleyman Demirel o dönemin başbakanı ne diyor biliyor musun? Bu solcu kafanın işi köprüye de karşıdır. Evet. Çünkü gelişmeye karşıdır bu diyor. Bakın. Aynen o bizdenmiş bu işte şimdi. Ha, şimdi evet Demirel değil mi? Evet şimdi o biz, bakın, bizdenmiş. Şimdi o bakın neden biliyor musunuz? Mimarlar Odası'nın o zamanki itirazı şu. Diyor ki siz burada bir köprü yaparken sadece Üsküdar'la Beşiktaş'ı birbirine bağlamış olmuyorsunuz. İran'la Hollanda'yı birbirine bağlıyorsun. Kardeşim sen iki tane kıtayı bağlıyorsun. Evet. Kıtayı bağladığın zaman buradan buraya 4 şeritte, 8 şeritte, 88 şeritte, 188 şeritte yetmez diye raporları var. Hı hı. Bu adamlar yoksa gelişmeye niye karşı olsun? Bir mimar gelişmeye üçüncü karşı köprü olur mu? Açıldı. Evet. İstanbul'un trafik sorunu rahatladı çözüldü mı? Diyordu. Çözüldü mü? Çözülecek hani, mi? 4'ü yapsak, 5'i yapsak çözülecek mi? Fatih Sultan Mehmet kötü yönetiyorsunuz. Yani tarafında hizmet yapılıyor ama iyi yönetilmiyor. Evet, yönetilmiyor. Ama müsaade buyurun. Pardon Celal abi. Şimdi
Süleyman Bey tabii haklı olarak çöp dağları olduğu için hani suya ulaşamadığı insanlar. İyi ki de bir oraya gidiyorsun işte. Aman ne kadar güzel. Celal Bey, ben de bir mesaj okuyabilirim. Çok güzel. Çok. Mehmet Sarı sana da o. Tebrik. Bak şöyle ben de şunu söylemek istiyorum. Mesela 3. köprü gerek yok. 3. havalimanı gerek yok. Efendim vardı da neyi çözdün kardeşim ya? Sorun ben şu. Ben buraya 2 saatte gelemiyorum. Celal Bey sorun şu. Hiçbir şey yapmayalım. Çift plaka yapsan belki hiçbir şey çözmüştüm. Yapmayalım. Ben size söyleyeyim. Celal bakın Celal Bey. Kardeşim, ben size Celal Bey, bakın. Anadolu'dan İstanbul'a göçün en önemli... İyi ettiniz. İyi ettiniz. Bir dakika. Bir saniye Mehmet Sarı. Ben size bir soru sorayım. Mehmet Sarı bir dakika. Evet. Ben size bir soru sorayım. Evet Celal Ülge. Osman Gazi Köprüsü için ya da 3. Boğaz Köprüsü için. Tamam mı? Yanlış mı oldu? Bir dakika. Bir saniye. Çok güzel soruyu oldu. Soruyu duyalım ondan ama dün sonra. Geçtim Osman Gazi'den. Tek araba. 10 dakikada bir araba geçiyor. Tek araba. Ve sen bir ayda 40 bin aracın parasını yabancı şirketlere veriyorsun. Devam edelim. 10 yıl sonra. Bir dakika. Hayır, ne oluyor ya? 26 yıl sonra. 30 yıl sonra. Sabiha Gökçen örneği var. Sabiha Gökçen örneği var. Sabiha Gökçen bu parayı kim veriyor? Burası. Bunu sordunuz mu? Burası. Bakın. Mehmet Ağabey. Sabiha Gökçen örneğini veriyor. Şöyle önemli değil ki. Bakın, Sabiha Gökçen tek araç var. Dediler ki bu hiç çalışmaz. Burada bu böyle bir şey olmaz. Ya 40 bin aracı nereden buldunuz kardeşim ya? 1995 yılında. 40 bin araç garantisi nasıl veriyorsunuz? Devlet kendi içerisinde geleceğe dönüp finanse sistemi kurmuşsunuz. Hiçbir alakası yok. Bekler misiniz? Bak, benim alay ettiğimi söylediğiniz, benim beğenmediğimi söylediğiniz aslında beni taptığın halkın cebinden çıkıyor. Anadolu'dan insanlar neden İstanbul'a geliyor? Ve burada ben onun sesiyim, onun tepsisiyim. Ben size şunu söyleyeyim. Anadolu'dan insanlar neden İstanbul'a öyle söyleyin, oradan gelin. Neden İstanbul'a geliyor? Ben size şunu söyleyeyim. Bakın ben Çorumluyum. Çorum'un 2 tane ilçesinden çok önemli göç var. Resmi ya ne ilgisi var bunun göçle ya? Bekleyin bir saniye. Neyi bekleyin? Bu insanlar o gün o şartları itibariyle yaşayabilmiş olsa orada yaşayacaklar. Ama bugün kendi hayatlarını idame ettiremediği için en kırık ilçeleri burada. Hayatınızın en büyük hatası cemaatle beraber olmaktır. En büyük, tamam mı? En büyük göç dalgası. Bunun hesabını veremiyorsunuz. Neden insanlar geliyor diyorum ben size. İnsanlar bir bakın. Güneydoğu'dan, niye kaçırıyorsunuz sorunun cevabını? Bir saniye. Ben söyleyeyim Celal Bey. Hayır, sorunun cevabını. Bekleyin bir saniye Celal Bey. Araya gerek olmaz ki. Bitirsin. Olmaz dinleyelim, hadi dinleyelim. İnsanlar evet. İstanbul'a neden geliyor? Neden Marmara bölgesi bu denli insanlar? Peki ne ilgisi var bununla? Allah gerekçesi Allah. Ne ilgisi var? Yapmazsanız bu insanlara nasıl hizmet edeceksiniz? Köprü için mi geliyorlar? Köprü için demiyorum. Bakın bu insanlar. Aferin. Ya yanlış yerden algılamayın. Alakası yok. Köprü için mi geliyorlar? Alakası yerden algılamayın. Mehmet Sarı şunu da anlamadım. İnsanlar, Mehmet Sarı bir şey soracağım. Ben şunu insanlar, anlamadım. İnsanların gelmesi İstanbul'a büyük gerekçe olarak söylüyorsunuz ya. Yürkan Bey dinler misiniz? Mehmet Sarı anladım. Alakasız girişlerle tamam kendinizi ispat ettiniz. Mehmet Sarı. İspat edeceğim ben. İşe anlamadıktan sonra girildim. Mehmet Sarı bir sorumu çözebilir miyim? Giriş yapalım tamam. Tezlik ederim. Mehmet Sarı. Bir tweet alırsın. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben burada ne yapıyorum? Buyurun. Bir soru sorayım en azından. İzin verir misiniz? Buyurun. Şunu sormak istiyorum. Çorum'dan ya da başka yerden İstanbul'a geliyorlar. Aslında sistem olarak gelmelerini istemiyoruz değil mi? Orada istihdam edilsinler istiyoruz. İstanbul'da böyle dolsun taşsın istemiyoruz. Değil mi? Çorum'da mutlu olsun istiyoruz. Doğru. Orada parasını ama Türkiye kazansın. Realitesinde, Türkiye realitesinde gelen bu kadar insanın devlet bu anlamda lokal bu doğrusu hareket, ama adamlara geliyor. Doğrusu demiyoruz. Ama insanların lokalde siz alternatif üretilemiyorsa buna dönük olarak iklimsel koşullar, fiziki koşullar el vermeyip bu insanlar Bey, buraya geliyorsa. Dolayısıyla bütün metropollerin kaderi bu. Onu da geçelim. Şimdi buna dönük olarak yatırım yapmayalım. Peki. Yani köprüyü yapmayalım, havaalanını yapmayalım. Peki Mehmet Sarı, Celal Ülge'yle devam yaşayalım. Edelim. Olmaz ki şimdi. Hepin kaderi şimdi bu değil. Dönelim şuna, şuraya toparlayalım. Nereden çıktık biz buraya? Başkanlık sistemini ülkeye ne getireceğini yani, normal olarak ülkeyi yönetemiyorsunuz. Tamam buradan geldik buraya. İstiyorsunuz şu anda. Önce bu sistemin hakkını verin. Biraz ona dönelim. Bir. Celal Bey. Bir şey daha. Mehmet Sarı döneceğiz. Bir dakika. Bir dakika. Nerede bir şey bu soruya dönelim. Bakın, bir şey yok ki. Adalet sistemimiz çok kötü. Evet. Tamam mı? Bir belki günün şeyle. Belki biz hukukçular onu konuşmalıyız. Günün sorunuyla da ilgili. Bakın benim Van cezaevinde yatan bir müvekkilim var. Erzurum'dan siyasi suçlu değil. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi bir temizden önce bir de temizden sonra iki heyet oluşmuş ve karar vermiş. Şimdi ben bir tablosunu çıkarttım. Soruşturmayı yürüten polis, soruşturmayı yürüten savcı, birinci heyetin üçü, başkan dahil, ikinci heyetin üçü, bunların hepsi FETÖ'cü tutuklu. Hı hı. Tamam mı? Şimdi bana soru soruyor. Diyor ki ya beni bütün yargılayanlar ve üstelik de mahkeme içerisinde de imzasız ve
kimliksiz bir ihbar mektubu gelmiş, hüküm de ona dayanmış. Şimdi soruyor bana, diyor ki bunların hepsi tutuklu diyor, bu da imzasızdır diyor, ben ne yaparım, nasıl çıkarım? Bir hukukçu olarak cevap verebilir misin? Yani böyle bir şey, böyle bir durumdayız ya. Kim yaptı bunu kardeşim, bunu kim yaptı? Bu kadar insanı şimdi tutukladık, cezaevine koyduk, anladım ama bunların yargıladıkları, haksızlık yaptıkları insanlar ne olacak? Bunun cevabını verebiliyor musun? Veremiyoruz işte. İşte sıkıntı burada. Hep beraber veremiyoruz. Bu iyi yönetmek midir işte bu, ya? Ben size şunu söyleyeyim. Bunun içerisinde iyisiyle kötüsüyle toplumun hükümet etmiş, hükümetin bir tarafında bulunmuş. Kim bunda vebalim yok diyebilir? Herkesi de. Bitti, ben de diyor. Bu bir devlet meselesi. Bu bir millet meselesi. Ya bu Türk milletine karşı yapılmış bir suikast. Devlet millet meselesi değil, hükümetin meselesi. Hükümet meselesi olur mu? Yargı başka bir mesele. Milletin ne meselesi? Milletin iradesi vardı da orada gidip o teslim etti. Şimdi burada siz gitseniz devletin bir bankasına sahte belgeyle bir kredi verse bir memur, evet. Ziraat Bankası'na gittiniz. Örneğin. Ve sahte belge getirmiş vatandaştaki, ona kredi verdi değil mi? Yanlışlıkla. Ben aldatıldım diyerek kurtulabilir mi? Kurtulamaz. O hemen açığa alınır. Kurtulamaz. Hemen açığa alınır. Hakkında soruşturma yapılır, zimmet açılır, zimmet davası açılır. Bütün bunlar yapılır. Biz, şimdi bizimkiler ne yapıyor iktidar? Efendim biz kandırıldık, bitti. Böyle bir şey olur mu? Bunun burada eleştirisini vereceksiniz. Hesabını siyasi olarak vereceksiniz. İstifa mekanizmasını çalıştıracaksınız. Ondan sonra dersiniz ben kandırıldım, özür diliyorum ey halkım. Öyle bir şey olabilir mi? 14 yıl boyunca teslim etmişsiniz orada, bu FETÖ'cü çeteye. Orada böyle bir şey olmaz. Samimi bakın, bir, ben samimi şimdi bir söylem var. O söylemin ya söylem, altı. Efendim, şimdi devlet sen, adamları benim babaannem tamam, anladım, gibi samimi anladım, söylemle olmaz. Anladım şöyle. Devlet adamı sen, gereğini şu yapar. Şu günün koşulları itibariyle böyle küçücük bir kazanım olarak algılayabilirsin bunu. Neyi ama kazanım olacak? Halka ya dokunduğu nokta itibariyle halk şöyle algılıyor bu meseleyi. Diyor ki gerçekten geçmişe dönük olarak devleti temsil eden mekanizma çok büyük bir hatanın parçası olduğunu kabul etti diyor. Yani diyor bu, mu? Halk bunu mu diyor? Ben kesinlikle inanıyorum ki halkın çok büyük bir kısmı böyle inanıyor. Şimdi, dolayısıyla peki, burada devlet geçmişe başladı dönük olarak kendiyle hesap başkanı düşünüyor. Girecek miyiz? Bir şey yani bu girelim, çok ciddi bir mesele. Celil Ülgen bir cümle söyleyin, araya gitmem peki, lazım şunu, sonra. Şunu, Balçiçek Hanım. Şunu Mehmet Sarı bir saniye. Evet. Şimdi biz burada Mehmet Sarı yenilsin. İşte ben galip geleyim yok, diye. Asla asla. Ben realitenin yanındayım. Ben gerçekten. Kesin, bunu ben de gerçekten realitenin yanındayım. Bazı şeyleri tartışalım. Ve hatta somut tartışalım bazı şeyleri. Çünkü bunları tartıştıkça, biz eleştirdikçe aslında demokrasimiz de değerleniyor. Siyasi iktidar da değer katıyor. Biz eleştirmezsek, biz susarsak, biz sessiz kalırsak o zaman monolog olur. Ve o zaman işte gerçek faşizm ortaya çıkar. Peki. Şimdi ne kadar eleştirirsek o kadar faşizm. Peki bir araya gideceğim. Teaser verin. Vermeyin teaser. Bir araya gideceğim. Aradan sonra ama karşıt görüş devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt görüş devam ediyor. Bahçeli'nin gündeme getirdiği başkanlık sistemiyle başladık. Türkiye'deki sistem tartışmalarında hizmet varsa sistem değişebilir mi? Halk desteği ne kadar önemli? Referanduma götürmek ne kadar doğru? Bunları konuşurken hayli hararetli konuşuyorduk. Gürkan Acır, bir noktayı şununla ilgili sormak istiyorum. Demokrasinin D'si yok Türkiye'de dedi. Aslında tartışmalar bu noktaya buradan geldi Celal Ülgen. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz siz? Şimdi Celal abi doğru söyledi. Demokrasinin D'si yok Türkiye'de evet derken bir tane örnek kolay verelim. Hani diyoruz ya şimdi başkanlık sistemi evet nedir alınacak örnek? Amerika başkanlık sistemi. Gerçi buna Türk tipi vesaire diye deniliyor aslında. Sevgili evet Burhan Kuzu beyefendi şey yaptı. Bir şey yeni bir şey kavram gelişti. Türk tipi bu olabilir dedi. O da tartışılıyor ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Şu anda AKP milletvekilleri de bilmiyor evet yani neyin ne olduğunu. Ama hadi örnek model olarak Amerika'yı alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda başkanlık yarışında bulunan Hillary Clinton hanımefendinin eşi vardı biliyorsunuz. Evet. İki dönem önce Amerika başkanıydı Bill Clinton. Bill Clinton'ın başına bir skandal gelmişti. Monica Gates skandalı değil mi? Monica evet. Hepimizin Lewinsky yakından bildiğimiz. Evet. Monica Lewinsky skandalı. Peki Monica Lewinsky skandalından sonra ne olmuştu? Hatırlayın. Monica Lewinsky skandalından sonra o seks skandalına karıştığı için yargılanmadı şey. Bill Clinton. Yalan söylediği için. Yalan söylediği için yargılandı. Soruşturmayı kim yaptı? Kenneth Starr ismini bir başsavcı yaptı. Evet. Kenneth Starr üstüne gitti. Başkanın, Amerika Birleşik Devletleri başkanının üzerine gitti. Ve dedi ki belgeleri, donelerin hepsini istiyorum. İşte kadının kıyafetleri, şunlar bunlar topluyorum. Yani karısını üzerine aldattığı için değil, aldattığı karısını için aldatmadım değil, Amerikan dediği halkına için yalan söylediği evet için. Evet. Ben buradan bütün izleyicilerimizin vicdanına yönelik soruyorum. Türkiye'de bir başbakanı, bir cumhurbaşkanını yalan söylediği için istifaya kadar zorlayabilecek bir başsavcı olur mu?
bir başsavcı, bir başkanlık sisteminde bir başkanı istifaya davet edebilir mi veya onu soruşturma yetkisini kendisinde bulur mu? Bırakın yolsuzlukları, bırakın büyük hak ihlallerini, şunları bunları. Sadece ve sadece Amerikan halkına, hadi bize çevirelim, Türk halkına gözüne bakarak yalan söyledi şimdi, diye böyle bir şey olabilir mi? Demokrasi derken budur. Bundan kastediyorum. İşte şeffaflık derken şimdi, budur. Denetim derken, Baltıçak Hanım müsaade buyurun, budur. Bir başsavcı çıkar ve sen yalan söyledin der, o da istifa etmek zorunda kalır veya halkının önünde özür buradan diler. Buradan başka bir noktaya gideceğim. Demokrasi şöyle gideceğim, bu. Demokrasi yani tanımı yaptınız. Yani parlamenter sistem bu mu şimdi? Ya parlamenter değil, demokrasiden bahsediyoruz. Türkiye'mizin alışık olmadığınız demokrasiden bahsediyoruz. Ya bir dakika işte. Kardeşim, bir defa Cumhurbaşkanlığı yargılayacak hakim mi olur ya? Milli irade ya. Evet. Sen sistem diyorsun doğru, ya. Doğru. Ama sorumsuz. Anladığım şey şu, bahsettiği şey bugünkü parlamenter sistemden bahsediyor. Burada bunu yapamaz. Ya bakın, kavramları karıştırmayın. Ben biraz konuyu başka bir noktaya geçireceğim. Demin dediniz ki Gürkan Acar konuşurken, dedi ki Gürkan Acar. Sözlüğüyle bakmakta fayda var. Belki tamam, oraya dönebilecek. Yapsa ben anlayacağım ama Gürkan Bey maalesef. Şimdi demin dediniz ki devletin ya da hükümetin ya da siyasetçilerin kandırıldık deme lüksü yoktur aslında. Gereği vardır onun. Aynen öyle. Şimdi bunu dediniz. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım'ın FETÖ operasyonuyla ilgili bir açıklaması var Celal Ülgen. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Onu biraz konuşalım istiyorum. Şimdi diyor ki FETÖ denen örgüt o kadar sinsi çalışmış ki adam son ana kadar yanında durmuş, son anda komutanım ellerini uzat demiş. Kelepçeyi takmış, balyoz Ergenekon'da sapına kadar vardı. Ama FETÖ terörü konusunda da siz şikayet makamında değil, mücadele makamındasınız. Eğer bildiğiniz bir şey varsa ilgili makamlara iletin. Siyaseten ne getirir, ne götürür diye düşünmeyin. Şikayet edileceğinize gereğini yapın. Kamuoyu da bizden şikayet değil, mücadele bekliyor diyor. Şimdi Binali Yıldırım balyoz ve Ergenekon sapına kadar vardı diyor. Şimdi bunu da bir tartışalım istiyor. Buyurun Celal Ülgen. AK Parti'nin milli görüşüdür. Balyoz ve Ergenekon'un sapına vardı. Kadar oldu. Evet, şimdi soracağız birazdan, siz buyurun. Evet. Onların milli görüşüdür. Hiç yadırgamadım. Peki. Bekliyor muydunuz diye sorarsanız evet bekliyordum. Bu açıklamayı. Ama, evet, evet ama burada çok önemli bir husus var. Pardon. Peki. Balyoz davasında 6 subayla ilgili karar kesinleşmemiş. Ve şu anda Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcısı bir mütala vermiş ve diyor ki suç için anlaşma vardır. Bu nedenle beraat hükmünü bozun diyor. Ergenekon davasında Yargıtay bozmuş ve dosya İstanbul'a gelmiş. Birkaç ay içerisinde yargılanması yapılacak. Bir başbakan yargı mercilerinde yargılanması daha yapılacak. Bitmemiş bir konuda sapına kadar vardır derse bu yargıçlar özgür karar verebilir mi, veremez mi? Burada üstelik de yargı ve medya tamamen siyasi iktidara bağlı bir yargı ve medya olmuşken bir başbakanın bu sözü bir talihsizlik değil midir, değil mi? Değil midir? Bunun takdirini şeye bırakıyorum. Öyle midir, değil mi? Halka bırakıyorum. Yani insaf edin ya. Bir defa hadi balyoz vardı dediniz, Ergenekon vardı dediniz. Ama siz neden şikayet ediyorsunuz? 17 ve 25 Aralık'ta hükümete karşı, başbakana karşı, cumhurbaşkanına karşı ya da bakanlara ve başbakanın o zamanki oğluna karşı bir Fethullah Gülen hareketinin kalkışmasından bahsediyorsunuz. Ve şimdi diyorsunuz ki sapına kadar vardı. Ve ben de buradan diyeceğim ki 17 ve 25 Aralık sapına kadar yoktu, öyle mi? Bunu mu dememi bekliyorsunuz o zaman? Bütün insanlar bunu mu söylesin istiyor? Celal Bey, demin dediniz ki AK Parti'nin milli görüşü, evet. Balyoz ve Ergenekon. Şimdi FETÖ soruşturmalarına baktığımız zaman aslında Balyoz ve Ergenekon sürecinde bazı nokta, siz çok daha iyi biliyorsunuz, bazı noktalardaki insanları görevlerden alarak şu andaki ordunun yapısı gerçekleştirildi. AK Parti de bunu görenlerden biri. Niye milli görüşü peki Balyoz ve Ergenekon? Şunun için milli görüşü. Bu hareketler Ergenekon ve Balyoz yapılırken sonuna kadar destek verdi ve ortaktılar. Ne zaman ki 17 ve 25 Aralık veya 6 Şubat MİT operasyonu başladıysa bir takım ayrılıklar şey yapmaya, meydana gelmeye peki. başladı. Ve o sırada bu görüşten kısmen uzaklaşıldı. Evet, vazgeçerek yavaş yavaş bunların bir kumpas olduğunu ve bu kumpası kuranların aynı zamanda kendileri de kumpas kurduğunu söyledi. Bugün niye aynı fikirdeler peki? Bugün şöyle, artık gereksinim kalmadı. Çünkü darbe girişiminden sonra bütün FETÖ'yü temizledi.
Temizledi mi? Tek ona göre temizledi. Bana göre asla temizlemedi. Lütfen onu tartışalım. Hı hı. Çünkü neler olacağını tartışalım Türkiye'nin başına geleceği. Şimdi böyle bir düze çıktı araba. Araba düze çıktıktan sonra nasıl olsa benzin olmadan da yokuş aşağı gider diye bu söyleniyor. Dolayısıyla Balyoz Ergenekon mağdurlarına ihtiyacı kalmadı mı yani? Evet. Ama son derece yanlış bu. Çünkü Balyoz ve Ergenekon davasının nasıl bir kumpas davası olduğu bilirkişi raporlarıyla tespit edildi. Hı hı. Bir tek sağlam dijital veri yoktu. Bütün dijital veriler üretilmiş delillerdi. Meydana çıktı. Peki, buradan devam edelim. Mehmet Sarı, ne düşünüyorsunuz? Hem başbakanın şimdi, açıklaması için hem Celal Ülge'nin söylediği noktalar sorun için. Sorun şu, biz Türkiye realitesini tartışalım. Cuntacı yapı, vesayetçi yapı, Türkiye'nin bir 1900, yani düşünün 80'ler, 70'ler, 60'lar, hı hı. 40'lar, 30'lar fark etmiyor. Yani cuntacı bir yapı devletin içerisinde her zaman var. Biz Ergenekon balyoz süreçlerine geldiğimizde de 2007 yıllarını düşünün. O günün liberalleri, o günün Türkiye'nin işte Çağdaş, Aydın vesaire tüm kesimi şunu dedi. Dedi ki bu süreç Türkiye'nin aslında bu tür derin yapıları, cuntacı yapıları tasfiye etme süreci. Yani bir anlamda işte bugün İtalya'daki aynısını dediğimiz... Aynısını söylüyordu İtalya'daki mesela. Bakın, Celal Bey hiç kesmedim. Lütfen hayır, istirham edin. Birebir aynısını söylüyorlardı. Tamam ben peki, söyleyeyim devam edin. Fethullahçılar da birebir söylüyorlardı. Aynı hiç eksiği yok. Celal Bey itiraz ettiğim noktalar ortaya evet. çıksın diye söylüyorum. Peki, yani şimdi... Onun AK Parti'nin ya da bu hükümetin diyelim ki şeydi, milli meselesiydi, milli görüşüydü. Evet. Ha. Ama o günün şartları itibariyle soldan olan çevrelerin tamamını düşünün. Dedi ki bu da bizim temiz eller davamız, bu da bizim kendi bağırsakları temizleme operasyonumuz. 2007 yılını lütfen düşünün. Yani ama sürecin kendi içerisinde bu terör örgütünün, bu hain, kalleş yapının içeriden içeri devleti ele geçirme mekanizması... Ve güçle ittifak etme mekanizmasının sonra geldiği nokta itibariyle diyelim ki kimdi? Devletin içerisindeki asker vardı. Devletin içerisindeki cuntacı yapıları tasfiye etme meselesi vardı. Bunların tamamını tasfiye içinde kullandığı, ittifak ettiği yapılar vardı. Bu yapıyı sadece ve sadece son 5 yılla yargılarsak, son 5 yıl Türkiye'nin realitesi olarak sunarsak, bu sefer toplumun tüm kesimlerine haksızlık etmiş oluruz. Çünkü... Kullandığı dönem itibariyle, ittifak ettiği dönem itibariyle güçlüden yana, o günün güç odağı kimse ondan yana ya da kendisine engel olabileceğini düşündüğü güç odağı kimse onu tasfiye etme adına bir harekete geçmiş bir yapı. O günün 2007 şartları itibariyle kim gördü? İşte diyelim ki deniz kuvvetlerinin içerisine sızması gerekiyor. Diyelim ki jandarma... Peki Balyoz Ergenekon sapına kadar vardı cümlesi. Ne düşünüyorsunuz? Cuntacı yapılar Türkiye'de sapına kadar vardı. Türkiye'de derin aynı yapılar... Aynı şeyi söylemiyorsunuz ama. İşte evet aynı şeyi söylemiyorsunuz. Değişim yok ki mantalite... Aynı şeyi söylemiyorsunuz. Başbakanın tanımlaması kendi tanımladığı... Siz de söyleyin. Deyin ki Balyoz ve Ergenekon sapına kadar vardı deyin. Ben size cuntacı yapıların devletin içerisinde çöreklenmiş, askerin içerisinde çöreklenmiş JTM'ci... Bak cuntacı... siz bile söyleyemiyorsunuz biliyor musunuz? Söyleme değil. Ben bir hukukçu olarak realiteyi tespit etmek istiyorum. Ama söyleyemiyorsunuz. Ama söyleme değil ki. Türkiye'nin realitesinden bahsediyorum Celal Bey. Müsaade ederseniz ben kendimce neyi yorumlamak çok çevreden dolaşıyorsun da onun ama, için Mehmetciğim. Hiç alakası yok. Daha net cevap istiyoruz aslında. Ne düşünüyorsunuz Balyoz Ergenekon için siz bugün? Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'de cuntacı, derin yapıcı... Devleti kendi elinde, tek elinde tutmak isteyen vesayetçi bir yapı her zaman vardı ve orada var olmak istedi. Ama şu köşede ama de bir hırsız var. Devam eden süreç içerisinde bu paralel örgüt kendini o kadar kamufle, kendini o kadar beslemiş ki önünde gördüğü en büyük handikap ki devletin içerisindeki bu cuntacı yapı. Yani bir cuntacı bunu tasfiye sürecine söylemek istiyorum. Girişti. Başka bir şey değil. Evet. Bu Celal Bey müsaade edersin ama Celal Bey bakın bir saniye bir şey yapıyorum. Şöyle bakın Balçık Hanım ben tarz peki, olarak gerçek tarz evet olarak Mehmet Bey bırakın da yöneteyim Allah aşkına ya. Yani bu böyle monolog olmaz ki. Niye Celal Bey araya giriş yaparak ama bazen o arada ara girmesi gerekiyor. Bu monolog değil. Ben söz izlesini bak, toplamak için bak, buradayım ben, zaten. Müsaade ederseniz bak ben oradaki vurguyu koyayım. Bak, şunu söyleyeyim sana. Ama şimdi bak, ondan sonra vermek istediğim mesajı sabot edip bir anlam kalmıyor. Ondan dolayı diyorum yoksa. Orada cuntacı çoktan var çoktan koptu diye. Şu anda. Ama ben kopuyor yani şimdi. Orada cuntacı var diye. Neden paralel vardı? Neden işte devletin içerisinde... Orada bir dolandırıcı var, orada bir hırsız var, orada bir yan kesici var. Onlar var diye buradaki adam mutlaka bunu yapıyor peki, demek buyurun, değil ki. Peki buyurun devam edin. Bunlar farklı şeyler.
sebep-sonuç ilişkisini kurmak lazım. Yani. Ben sebep-sonuç ilişkisini kuruyorum. Yok böyle bir şey. Ama yok. Müsaade edilmiyor ki. Yani şimdi cümleyi alıp başka bir yere taşırsak şunu yakalayamayız. Bu Ergenekon vesaire filan davaların açıldığı süreç itibariyle. Şimdi biz bunu bir kere konuşmuyoruz. Belki onlarca kez sizin televizyonunuzda da konuşuyoruz. Ben ama net soruyorum, cevap alamıyorum sizden. Çok açıkça söylüyorum. Devletin içerisindeki cuntacı, tamam, derin, asker içerisindeki JTM'ci vesaire filan yapılar, bunlar hep var. Bunu Uğur Mumcu da yazdı. Ve kendisi biliyorsunuz ki bunun kurbanı oldu. Evet. Bunu sonrasında Necip Hablemitoğlu da yazdı. O da bu sürecin belki tersini de... Tersini yazdı ama onlar. Tam tersini yazdı. Neyi yazdı? Tersini yazdı. Neyi yazdı? Bu paralel yani, süreci yazdı yani. Yani bakın hem Hablemitoğlu... Neticesinde de bunun kurbanı oldu. Hem Hablemitoğlu örneğini hem... Devam ettiği süreç itibariyle de söylüyorum. Olayı da söylüyorsun ama onlar devlet içerisindeki... Peki tamamlayalım. Tamamlayalım. Buyurun. Sonuç itibariyle ben şunu söyleyeyim. Bakın bu tür yapıları... Kendine karşı, kendine rakip, devletin içerisindeki bu tür direnen noktaları bu yapı tespit etti. Bunu Ergenekon, Balyoz dava süreçleri itibariyle tasfiye sürecine girişti. Bugün davaların üretildiği sahte deliller, kumpas operasyonları, yapılan işte Hrant Dink cinayetinden bağlantılı emniyetin ele geçirilme süreçleri. Bunları onlarca kez konuştuğumuz için tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Ve neticesinde bir bakıyorsunuz devleti ele geçirmiş, derin, sinsi, devletine sızmış bir yapının, peki, operasyonun parçası. Abdurrahman Kurt, Balyoz ve Ergenekon Türkiye'de sapına kadar var mıydı, yok muydu? Yani şunu söylemek istiyorsanız illa biz, evet, başbakan... Hayır ben size şey etmiyorum, başbakan söylüyor bunu. Başbakanın yüzden... kendi fikri bu yani. Tamam işte onu söyleyin en azından. Ya, buyurun Abdurrahman Kurt. Ben daha önce de ifade ettim, benim bu konuda görüşüm bu yapıların var olduğuydu. Aynen bunu ben KCK'yla da eşleştiririm ama burada şunu kastetmediğimi defalarca söyledim. Yani buradaki yargılanan insanlarla ilgili bir hüküm verme şansım olamaz. Çünkü evet, kirletilmiş bir süreçtir. Bizzat FETÖ'cüler tarafından aynen hatırlarsanız KCK'da da aynısını söylerdim. Hatırlayın. Bir örnek vereceğim. Mesela KCK, buyurun, olayları ilk yapıldığı zaman, ilk tutuklamalar bir kısmında bizzat o günün BDP'li belediye başkanlarının bir kısmı görüştüğüm bizzat insanlar bunun doğru bir şey olduğunu, çünkü kendi üzerlerinde bir vesayet kurduklarını, bu vesayetten kaynaklı olarak yönetimi, belediye yönetimini bile doğru yapamadıklarını ifade ediyorlardı. Fakat bu o kadar kendi amaçlarına, siyasal amaçlarına hizmet ettirildi ki FETÖ'cüler tarafından, bunu söyleyen de gözaltına alındı. KCK'dan bahsediyorum. Aynen bana göre Ergenekon, Balyoz, işte bu bahsettiğimiz, ben daha önce ifade etmiştim. Bakın Türkiye'de şunu yaşadı. Bir kere bunu ifade edelim. Vesayetçi sistemin bir kesimi Avrasyacılık üzerinden, hı hı, darbe yapmaya kalktı. FETÖ'cü grup NATO ile birlikte, Gladio ekibi olarak ifade ediyorum zaten defalarca, buna engel olurken bize yardım ettiler AK Parti'ye. Bunların başarılı olmaması için. Ama biz o süreç içerisinde bunun bir Avrasyacı-Gladio'cu çatışması olduğunu fark etmedik. Bizim geleneksel Türkiye'de yaşadığımız darbeci zihniyetin yeni bir atraksiyonu olarak gördük. Bu 2004'ten sonra devreye konmuş bir şeydi. Bununla ilgili çok uzun uzun defalarca programlarda ifade ettim. Böyle bir darbe senaryosunun, böyle bir darbe arayışının olmadığını söylerseniz, ben derim ki o zaman siz Türkiye'yi tanımıyorsunuz. O zaman geçmişimizi nereye koyacağız? İşte genç subayların sürekli rahatsız olduğu, Genelkurmay'ın sürekli işte muhtıralar yayınlamakla yani bir refleksi var diyorsunuz. Tabii şimdi canım, demin eleştirirken Celal Ülgen dedi ki zaten bu başbakanın söylediği bu cümle AK Parti milli görüşüdür dedi. Şimdi ihtiyacı var, daha önce ihtiyacı vardı Ergenekon ve Balyoz mağdurlarına, çünkü sonuçta beraber mağdur edildiler FETÖ tarafından dedi. Şimdi i̇htiyaçla artık bertaraf şey edildi. Bakın, yanlış anlatmıyorum doğru, değil doğru mi? Bertaraf edildi, artık ihtiyacı kalmadığı için bu söyleme geri döndü dedi. Ne düşünüyorsunuz? Yani bakın öyle baktığınız zaman şunu söylerim. Mesela 15 Temmuz olaylarında CHP'nin tavrı o zaman, evet, işte halkın bütün o patlamış milli iradesine karşı durmamakla ilgili AK Parti'nin yanında durdular darbeye karşı, durmak, evet, zorunda kaldılar dediğim gibi, bu uzar gider. Dolayısıyla şimdi buradan çıkarak şunu söylüyorum. Yani bu ülkede darbecilik bir gelenektir maalesef. Vesayet sistemi bu halka güvenmemenin yansıması olarak, hı hı, bir kısım siyasi partiler ve bir kısım bürokrasi bunu bir sistematik olarak halkın üzerindeki vesayetlerini sürdürmekle ilgili kurumlara da bağlamışlardı. İşte düşünün, sıkışınca Yargıtay Başsavcısı neydi? Abdurrahman Yalçınkaya'ydı. Kapatma davasını, evet, açtırıyorsunuz. Efendim, daha öncesinde 28 Şubat'larda hatırlayın, onlar Nuh Mete Yüksel'ler miydi? Kimler? Bir sürü insan vardı orada. Bu insanların bu ülkede yaptıklarını bir hatırlayın. Bunlar kimdi? Bunlar FETÖ'cü değildi. Bu zihniyet hep vardı. Bunun bir ideolojik yaklaşımı vardır. Yani bunu siz böyle bireysel konular olarak ele alamazsınız. Türkiye'de zaten en büyük problem o. Aslında şimdi başkanlığı, parlamenter sistemi tartışıyoruz ya. Bütün bunların ötesinde bir şey var burada. Bunu da görmek lazım.
başkanlık sistemiyle, parlamenter sistemde eğer siz toplumsal uzlaşmaları sağlamazsanız istediğiniz verimi almanız noktasında problemli sistemlere dönüşebilir. Bunu sadece sistemle düzeltemezsiniz. Bir kere şunu da anlaşmak zorundayız. Bu ülkede gerçekten herkesin bir yaşam alanı ve yaşam hakkı olmak durumundadır. Hı hı. İsterse ultra seküler yaklaşıma sahip olsun, baskı yapmamak kaydıyla kendi görüşlerini ifade etmek, demokratik sınırlarda kalmak kaydıyla, isterse şeriatçı olsun, ki vardır bunlar bu toplumun gerçekleridir, isterse ultra liberal olsun. Ama bu toplumda var olan her şey, herkes, herkesin şunu bilmek zorunda. Biz bu sistemde bir binanın yönetimi gibi adeta, bu binayı yöneten insanlar, dairelerdeki insanlara nasıl müdahale etmiyorlarsa, nasıl bir özgür yaşam alanı varsa ve sadece devleti hizmet mekanizmasına dönüştürebiliyorsak eğer, devlet bir ideolojik kapışma alanı olmaktan çıkıp bir hizmet mekanizmasına dönüştürülebilirse biz sorunları çözeriz. O hizmeti de tartışacağız. Ama yine bir araya gidiyoruz. Karşıt Görüş devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt Görüş devam ediyor. Gürkan Acır, şöyle devam edelim mi? Çok fazla mail ve tweet de var. Özellikle bu başkanlık sistemi ve nasıl olacağına dair ve bundan sonra hakikaten Türkiye'de bir sistem değişikliği mi geliyor referanduma götürülmesi gündemde? Bunları da epey konuştuk. Şimdi anayasa paketi, daha doğrusu başkanlık sisteminde içeren anayasa paketi meclise gelecek. Ne olur? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi valla ne olacağını zaten şu anda AKP milletvekilleri de dahil, biz de dahil, siz de dahil kimse bilmiyor. Çünkü bilmemesinin sebebi şu, bu kamuoyunda yeteri kadar tartışılmadı, konuşulmadı. Daha doğrusu ortaya bir done sunulmadı. Yani bir bu rapordur, AKP'nin bir raporudur, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir raporudur diye bir raporda sunulmadı. Peki. Kamuoyun, muhalefet liderlerinin önerisi, görüşü alınmadı. Biz şu anda böyle ortalama olsa olsa şu olur diye, daha doğrusu AKP'nin 14 yıllık siciline bakarak, Binali Yıldırım'ın siciline, Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki siyasi siciline bakarak karar vermeye çalışıyoruz. Şerif Ülgen demin demişti ki hiçbir sistemde hani biri davranır ona göre anayasa düzenlenmez. Gayet tabii. Dedi. Mevcut bakın, durum budur bakın, dedi. Ben burada bir tane kitap göstereceğim. Evet. Kubilay Çelik'in, gazeteci, bir Amerika'da uzun yıllar kalmış bir gazeteci abimizin Amerika Başkanlık Sistemi diye. Evet. Anlatıyor. Amerikan Başkanlık Sistemi. Burada anlatıyor. Gerçekten yani bu kitabı okuyan izleyicilerimiz görecekler. Amerika'da evet başkanın sınırsız yetkileri vardır. Sınırsız yetkileri. Acayip korkunç. Bakanları istediği zaman alır, istediği zaman istediği tasarrufta bulunur. Ama müthiş de bir denetim mekanizması vardır başkanlık sisteminde. Katı yani, bir kuvvetler ayrılığı evet, var. Evet, öncelikle çok kuvvetler katı. Ayrılığı. Az önce Celal abi ne dedi? Ne dedi? Başbakan Binali Yıldırım'ın bu açıklaması yargıya doğrudan müdahaledir dedi. Balyoz açıklamasından bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bu kuvvetler ayrılığının doğrudan ihlali zaten. Yürütmenin başı yargıyla ilgili bir tasarrufta bulunuyor. Doğru, yanlış, gerekli, gereksiz, önemli değil. Açıklamanız doğrudan o konuda karar verecek hakimler üzerinde baskı yaratır. Bu olmaz, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani kuvvetler ayrılığı ilkesini benim ihlal ediyorsunuz. Benim bu konuda bile Binali Bey'in başka bir gündemi olduğu bilgimde var. Yani başka bir şey hedefleyerek yapıyor. Bilemiyorum, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani başka bir denge tutmaya çalışıyor o konuda. Onu biliyorum. Yoksa Balyoz ve Ergenekon sapına kadar var açıklaması tesadüfi yapılmış. Ve bugüne kadar da gördüğümüz AKP'nin kendi tabanını rahatlatmak için yaptığı açıklamalara benzemiyor. Ben onun altını bir çiziyorum, orada da bırakıyorum. Yani Abdülhamit Hastanesi açmak gibi, işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü açmak gibi kendi tabanına yönelik, kendi tabanını konsolide etmek için yapılmış açıklamalara pek benzemiyor. Bu bir denge tutmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki dengeleri tutmak amacıyla yapılmış bir açıklama oldu. Başka bir manevra diyorsunuz. Evet, başka bir manevra olduğunu düşünüyorum. Noktayı da koyuyorum. Şimdi devam edelim rejim meselesi. Balçık Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'ni kimler kurdu? İlk 10 adamı sayın, ilk 20 adamı, ilk 50 adamı evet. sayın. Kimler? Askerler kurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk nüvesini oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile başlayan, daha sonra Kuvayi Milliye ile devam eden bir askerler tarafından kurulmuş bir cumhuriyettir. Bir devlettir, arkasından da bir cumhuriyettir. Dolayısıyla kuruluş kodlarından itibaren TSK'nın burada rolü vardır. Yani şimdi kendi kendimizi kandırmayalım, sakin bir şekilde konuşalım. Hatırlayalım. Çok çarpıcı bir örnekle devam edeceğim. Harbiye Marşı vardır değil mi? Evet. Biliriz. Nedir? İşte yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadıyız diye başlayan ve devam eden bir marştır o. Marşın içerisinde bir tane cümle vardır. Burada ara sıra programlarda ben söylüyorum onu. Hı hı. Belki kaynıyor gidiyor. Nigahban. Nigahban. Biz bu cumhuriyetin nigahbanıyız diyor.
Nigahban ne demek biliyor musunuz? Nigahban gözcü, koruyucu, kollayıcı demek. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşundan itibaren kendisine bu görevi biçmiş. Ben diyor Cumhuriyet'in koruyucusu, kollayıcısıyım. Güzel. Peki bunun altını nasıl dolduracağız? Nasıl koruyucususun sen? Nasıl koruyacaksın bu devleti? Ne durumla tehlikeye karşı karşıya kaldığında koruyacaksın? İşte o zaman karşımıza devasa bir sorun çıkıyor. Asker, yani TSK, rejimin askeri mi, devletin askeri mi? Soruyu biraz daha açarak devam edeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri eğer Türkiye karar verdi, bir gecede referandum yaptı ve dedi ki biz bir İslam Cumhuriyeti olalım. Veya karar verdi bir sosyalist cumhuriyet olalım, komünist cumhuriyet olalım. Ne olursak olalım. Yani rejimin temel dinamiğini değiştirelim. Asker ne diyecek bu cumhuriyetin laik, sosyal, hukuk devleti ilkesine, yani bizim onay verdiğimiz bu ilkeye karşı mı duracak? İlginç bir noktayı söylüyorsunuz. Evet, mesela yoksa, başkomutan cumhurbaşkanı değil mi? İşte başkomutan cumhurbaşkanı ama bu başından beri böyleydi. Yani tartışmamız gereken, üzerine sakin, soğukkanlı bir şekilde tartışmamız gereken konu budur. Yani öyle bağırıp çağırmadan mesele budur. Ne yapacak? Asker el mi koyacak? Şimdi asker, efendim el koyma meselesi mesela ayrıdır. Rejimin askeri mi, devletin askeri mi? Bizim cevabını aramamız gereken bu. Eğer devletin askeri diyorsak, o zaman asker sadece Türkiye'yi dış güvenlik konularında talimat gereği koruyan bir asker olur. Bu bugüne kadar da hep böyle oldu. Yani dış güvenlik konusunda zaten asker siyasi iradeyle doğrudan hareket etti. Bu hep böyle olmadı. Hayır, hayır. Darbeci bir geleneğimiz var efendim, tabii. Yurt dışını söylüyorum ben. Yurt dışında koruyucu ve kollayıcı görevini sürdürdü. Mesele içe gelince karıştı. Peki. Mesele içte bugüne kadar hep dedi ki kardeşim Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti kendisinin de iç yasası gereği değil mi? İç yasası 35. maddeydi, o da değiştirildi daha sonra. Diyordu ki Türkiye Cumhuriyeti bir uçurumun kenarındadır. Hep uçurum lafı da vardır. Evet. Uçurumun kenarındadır. Ben de buna müdahale ediyorum. Bu uçurum kimi zaman terör olayları oldu, kimi zaman işte irticai faaliyetler oldu, kimi zaman vesaire oldu. Ben konuyu zaman, açımlamak için söylüyorum. Her zaman arkasında yani, Amerika vardı onların. Şimdi bir dakika, ben önce bir meseleyi bir güzelce serim yapayım. Daha sonra düğüm yapar, en sonunda da çözüm yaparız. Şimdi serdik, durum bu. Peki bugüne kadar askeri darbeler, askeri ihtilaller nasıl oldu? Bugün görüyoruz ki yakın tarih üzerine çalışan bir arkadaşınız, bir gazeteci kardeşiniz olarak, bu konuda kitaplar yazmış birisi olarak gayet açık ve net söylüyorum. Artık çok net, özellikle 15 Temmuz'da da şunu gördük. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nden habersiz darbe girişimi olmuyor. Ne zaman mesela habersiz bir girişim olmaya kalktı? 9 Mart 1971'de olmaya kalktı. Hemen akabinde onu derdest ettiler. Farklı bir nokta ve 12 Mart'ta tekrar bugün artık Amerikancı olduğunda kimsenin itiraz edemeyeceği bir darbe oldu. Daha doğrusu muhtıra oldu. Meclis açık kaldı ama TSK istediği şekilde peki şeyi toparlayalım değiştirdi. O zaman. Toparlayacağımız husus şudur. Şimdi bu darbeler Türkiye'nin bir gerçeğidir. Ama bu darbeler gerçeği oldu diye, yani siz kalkıp şu anda da böyle bir darbe geleneği var diye, siz kalkıp da şu anda TSK'nın içerisinde de işte 2004 yılında akıllarından geçirmişler, bir araya gelmişler, şunu konuşmuşlar, onun günlüğünde bu yazıyormuş diyerek insanları suçlayamazsınız. Ve kaldı ki biz hep bir darbe tehdidiyle son 10 yıldır korkulu rüya görüyorduk. İşte hep bizi diyorlardı ki vesayet sistemi her an darbe yapacaklar, şöyle yapacaklar, bunun üstüne gidiyoruz bilmem ne. Meğersem içeride bir cemaatin darbe planı varmış. Meğersem bize işte yok Kemalistler, solcular bilmem neler darbe yapacak denirken onlar halkın üzerine bomba yağdırmanın planlarını yapıyormuş. Yani, yani nereden gelirse gelsin yapıyor. Korkunç bir şimdi şey. Şimdi dolayısıyla zaten, evet. Ergenekon denen yapıyı sadece böyle soyut, anlamsız, Türkiye'de işlenmiş bütün faili meçhul cinayetleri oraya yıkan, efendime söyleyeyim Türkiye'deki bütün kirli operasyonları Doğu, Güneydoğu Anadolu'da yapılan işte asit kuyularına adamların atıldığı vesaireleri, onların hepsini bir yapıya, bir ada büründürüp ona da Ergenekon adı verip bugünkü yargılanan, yani daha önce yargılanan insanları da bu yapıyla bir arada göstermek artık... Tamam, başkanlık sistemini konuşuyorduk, biraz Ergenekon'a döndük şimdi yani. Son cümle alayım başkanlık alakalı. Sistemi, evet. Başkanlık sistemiyle ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye geçmiş siciline bakarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmiş siciline bakarak başkanlık sisteminin ne kadar büyük sakıncalar doğuracağını şu anda görmelidir. Hı hı. Neden görmelidir? Çünkü bugüne kadar muhalefet, iktidar muhalefeti tanımadı bile. Yani çok zora düştüğü 15 Temmuz haricinde muhalefeti tanımadı bile. Onun görüşlerine değer vermedi bile. Hatta ve hatta 7 Haziran seçimlerinden sonra muhalefete
hükümeti kurma görevini de vermedi. Hükümet bugün kurma... diyor ki yeni kapı ruhunu muhalefet bozuyor diyor. Şimdi de yani bakın yani bunlar artık siyasi gelgitler, siyasi gelgitler ve siyasi manevralar. Bu günlük değişen politikalara göre ben fikir yürütmek istemiyorum. Sadece Türkiye'nin rejim meselesini ortaya koydum tüm çıplaklığıyla. Rejim böyle bir rejimdir. Bunu değiştirebilmek için de şeffaf ve demokrasiye tam inanmış, demokrasinin dolambaçlı yollarına girmeden hesap verebilen, her türlü hesap verebilen, istifa mekanizmasını çalıştıran bir iktidar lazımdır. Ancak o zaman biz deriz ki gönül rahatlığıyla, yani peki, iktidar, şimdi, iktidar her zaman iktidar ama muhalefet kendini şimdi, güvende hissettiği zaman demin o demokrasidir. Bu rejim sistemiyle ilgili korkulardan bahsederken onunla ilgili de çok sorular var. Bir başka noktayı sormak istiyorum. Şimdi sağlık konuştuk, epey tartıştık biz burada sağlık konusunu. Bir de eğitim meselesi var evet, demiştik Celal Bey. Şimdi proje okulları tartışması da var biliyorsunuz. Evet. Şimdi biraz ona da değinelim istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Kabataş Erkek Lisesi Müdür Yardımcısının bir açıklaması var. Artık bütün okullarımızın İmam Hatip Lisesi gibi olma zamanı geldi diyor. Siz artık şöyle söylüyor. Bunu söyleyebiliyoruz. Halbuki bir zamanlar İmam Hatip Okulu gibi bir şey yoktu. Tam okuyayım ki yanlış olmasın. Bir tane açtılar. İnsanlar korkudan gidip kayıt yaptıramıyordu. Şimdi elhamdülillah dağı taşı dolduracağız. Bunu kim yapacak? Hükümetten de beklemeyin. İmam Hatiplere sahip çıkmak yine bizim görevimiz. Daha fazla İmam Hatip okulu açılmasının eğitim alanındaki sorunun çözümüne nasıl bir katkısı olur belki. Şimdi bu korkular korkulardan yani ana korkulardan bir tanesi bu aslında. Demin din dediniz diye söylüyorum. Evet, şimdi bakın. Yani başkanlık sistemi geldiğinde mesela bu ne olur? Bakın şimdi burada öğretmen veya da bir müdür yardımcısı olarak çıkıyor bir pozisyonda. Evet. Fakat baştan aşağı bir cehalet içerisinde. O sözün bir başlangıcı var. Diyor ki İsmet İnönü diyor. Onu da yanlış söylüyor abi. Bir dakika işte. Erdal İnönü diyecek. Hayır Erdal İnönü'yle ilgisi yok. Hayır ama kastettiği Erdal İnönü. Ama İsmet İnönü Milli Selamet Partisi %11 oy aldığı zaman biz bunları bitirdik ama diyordu. Ama bir Milli Selamet Partisi ne zaman açıldı? Bir dakika, önce bir paylaşalım tamam, ki izleyenler dakika, de tamam, duysunlar evet, sonra konuşalım. Bunu evet, okuyabilir miyim? Evet. İsmet İnönü Milli Selamet Partisi %11 oy aldığı zaman biz bunları bitirdik diyordu. Evet. Demek ki en az 15 sene daha ezmemiz lazım bitmemişler demişti. Evet. İki şey var. Bir, İsmet İnönü diye bir kavram o tarihte Erbakan döneminde yok. Çünkü İsmet İnönü yıllar önce vefat etmiş. Evet, evet. İkinci yanlış, yani neresini düzelteyim diyor insan. İkinci yanlış, Erdal İnönü'nün ne böyle bir sözü var, ne de böyle bir söz söyleyecek nitelikte birisidir. Evet. Erdal İnönü böyle şey söylemez. Şimdi bakın, biz bunları bitirdik diyen adam, Erdal İnönü söyledi diyor. İddia ediyor, evet. İddia ediyor ama konuşmamın başındaki bölümde söylemiştim. Bir cumhurbaşkanı bir komşu ülkenin başbakanına sen benim kıratımda değilsin diyor. Bakın Erdal İnönü'den böyle bir şey bekleyemezsiniz. Evet. Buna bir cehalet denir. Şimdi bir taraftan da diyor ki İmam Hatip liseleri okulları çoğalsın. Herkes İmam Hatip olsun. Tamam mı? Şimdi bu korku olmayacak da ne olacak yani? Hani insanlar tabii ki tedirgin olacak. Yani bugün bir gerçeği söyleyeyim şimdi. İnsanların birçoğu Türkiye'nin dışında İngiltere'de, Fransa'da, şurada burada aman Türkiye ne olur ileride iç savaş mı çıkar diyerek yerleşme programı yapıyor ve ev alıyor, konut almaya başlıyor. Bakın siyasi iktidarın temel görevi yurttaşlarını, vatandaşlarını, yandaşlarını değil, yurttaşlarını ve vatandaşlarını normal olarak tutabilmek, stabil durumda tutabilmek ve onlara güven vermektir. Biz önce bu güveni istiyoruz. Mesela bugünkü haberlerden birisinde de HSYK Başkanı ben yurt dışına gideceğim ve başkan vekili olarak Türkiye'deki adalet sisteminin HSYK'nın emir almadığını bizzat onlara ben anlatacağım dedi. Yurt dışındaki bir söze tepki olarak. Şimdi gittin diyelim sen yurt dışına. Kendini nasıl tanıtacaksın? Ben HSYK başkan vekili. Başkan niye gelmedi? Efendim bizim başkanımız Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. Bitti.
Peki. Ne söylersen söyle gerisini. Şimdi oraya geçmeden bu İmam Hatip açıklaması için Abdurrahman Kurt ne düşünüyorsunuz? Şimdi benim burada anlamadığım şey şu. İmam Hatipler tercihen açılan, gidilen okullar. Evet. Yani insanlar burada zorla İmam Hatip'e mi gönderiliyor? Bu böyle bir iddia var mı onu bilmiyorum. Hayır, iddia öyle şu diyor, aslında artık bütün okullarımızın İmam Hatip gibi olması bakın, gündemde. İmam Hatiplerin şeyi şudur. İnsanlar arz ve talep meselesi diye bir şey vardır. İnsanlar göndermek istiyorsa çocuklarını okullara, o okullara gönderir. Eğer göndermezlerse zaten okullar boş kalır. Hayır, şimdi, öyle demiyor. Onun ne dediğini duyuyor musun? İnşallah kim, diyor. Bütün okulları İmam Hatip yapacaksınız. Kabataş Erkek Lisesi müdürü yermiş. Şimdi yani ben mesela birisi de demişti ki biz buradaki bütün başörtüleri işte göndereceğiz İran'a. Şimdi ben bunları mı konuşuyorum? Biz devletten bahsediyoruz, ya siyasetten sakın, bahsediyoruz. Sapık düşünce kardeşim. Yani her cenahta, bütün başörtüleri Celal'a göndereceğim demek de sapık düşüncedir. Ben de onu söylüyorum. Şimdi biz bu sapıkları bu da tarafa sapık bırakalım. Düşüncedir. Ben de diyorum ki ama bu sapık düşüncelere karşı biz bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının bir höt demesini bekliyoruz ya. Bu yok. Şimdi niye höt desin? Ortada höt denecek bir şey yok. Ne yapacağız peki bu adamı müdür olarak mı kaydedelim? İkinizi ben özellikle dinlerken birçok noktaya müdahale edebilirdim, etmedim. Peki buyurun lütfen. Evet. Yani ben birçok şeye itiraz edeceğim şeyler söyledim. Elbette düşüncemiz farklıysa itiraz edeceksin. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bir bitireyim. Tamam buyurun. Yani İmam Hatiplerin çalışma şekli şu. Siz eğer bir yer, bir bölgede İmam Hatip ihtiyacı varsa oradaki öğrenci nüfusuna göre açarsınız. Ve orada insanlar gider. Eğer orada oraya göndermek istemiyorsa başka okullara gönderilir. Ama ihtiyaç hala varsa tabii ki kurulacak. Şimdi burada mesele şu. Zaten algı farkımız oradan kaynaklı. Bizim yani lütfen kusura bakmayın ama sizinle milleti tanımlama biçimimiz, devleti tanımlama biçimimiz farklı. Mesela Gürkan Bey de konuşurken şu örneği veriyor. Bu asker diyor kimin askeri olacak? Rejimin mi devletin mi? Ya ikisi de yanlış. Yani zaten rejimin de devletin yalnız sahibi. Mesela şunu diyor, referandumda mesela İslam Cumhuriyeti yapmaya karar verirse halk, oraya asker geliyor. Ne yapacak diyor aslında. Asker hiçbir şey yapamaz. Hı. Niye bir şey yapsın ki? Biz neden bahsediyoruz? Demokrasiden bahsediyoruz. Yani şimdi biz burada şunu mu söyleyeceğiz? Diyelim ki yani Cumhuriyet'in başında, ki böyle bir iddiayı ben anlaşılması açısından söylüyorum. Evet. Birileri bir şeyler söyledi, biz bunu 500 sene taşıyacak mıyız? Böyle bir mecburiyetimiz var mı? Bu vahiy tarzı bir şey mi? Yani bu ilahi kelam mı? Yoksa zaman içerisinde dönüştürülmesi, toplumsal gelişimler, sosyal ihtiyaçlara göre gözden geçilmesi gereken insani yapılar mı? Neyi kastediyorsunuz vahiy mi derken? Anayasayı, devlet yapısını, rejim yapısını, şimdi bir rejim dediğimiz şey kökünü oradan alıyor. İşte Gürkan Bey izah etti. İşte askerlerden bugüne taşınmış bir sistemden, askeri vesayetten gelen rejim dolayısıyla. Rejim belli, Cumhuriyet. Bakın Gürkan Bey zaten askeri vesayeti tarif etti. Hı hı. Niye böyle bir vesayet ihtiyacı olduğunu, nereden kaldığını, aynı şeylerin altına imza atıyorum. Böyle bir bakış açısı vardı. Ben dedim ki zaten bu yanlıştı. Aslında Gürkan Bey sonra toparlarken dedi ya biz de şeffaf olsun istiyoruz, daha demokratik olur. Peki demokratikten kasıt nedir? İnsanların tercihlerine şans vermek midir? Yoksa insanları yani düşünsel anlamda bunlar yetersizdir, ben belli bir noktaya kadar eğiteyim, belli bir noktaya kadar getireyim, benim gibi baksın. Ondan sonra da seçme hakkını da belli sınırlar içerisinde kullansın. Benim sınırlarım. Tabii herhangi bir cumhuriyetten bir bahsetmiyoruz ama yani Kurtuluş Savaşı sürecinden sonra elde edilen bir cumhuriyetten bahsediyoruz değil mi? İyi ki yani vahiy mi derken yani evet. Kurtuluş Savaşı'nı verenler. Evet. Bakın ben size o zaman onu tartışmaya başlayacağız. Buyurun. Kurtuluş Savaşı'nı verenler 24 sonrasında oluşan Türkiye'yi benimsediler mi? Ne demek? Bunu kim mu söylüyorsunuz? Bence benimsemediler. Ne demek istediğimi söyleyin. Bir 16 tane Kürt isyanı. Yani tam dinleyelim. Tam dinleyelim. Bayburt'tan Tokat'a, Yozgat'a giden isyanlar. Maraşal Fevzi Çakmak. Bizim bir şey ama bir tek. Maraşal olan iki kişiden bir. Bir bitirsin hemen vereyim Gürkan Hacı. Yani siz eğer şunu söylüyorsanız. Bir katı da ben yapayım. Bu millet istedi de bu anayasa yapıldı. Ben buna katılmıyorum. Bu cumhuriyet böyle kurulmadı. Bu cumhuriyet bir toplum mühendisliği üzerinden kuruldu. Bu toplum mühendisliği de toplum arasında sürekli çelişkiler vardı. Yani zaten millet cumhuriyeti istemedi mi Kurtuluş Savaşı'ndan millet cumhuriyetle sonra? Problemimiz yok. Cumhuriyetle ilgili değil bu. Peki. Rejimle ilgili, sistemle, ultraseküler yapıyla, batılılaşma anlayışıyla ilgili bir problemimiz peki var. Yani şimdi siz istiklal mahkemelerinden tutun, işte Kur'an okumaların, dini eğitimle ilgili alanların tamamen kısıtlandığı, suç sayıldığı alanlardan geçtiğimiz bir dönemi unutarak bunları ifade edemeyiz. Yani şimdi buradan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi dediğimiz bir şey var. Burada bir toplum mühendisliği öngörüldü. Buna ben zannediyorum arkadaşlarımız da katılacaklardır. Neresine katılacağız Abdurrahman Bey? Yani
bir defa ne toplum mühendisliği var o konuda. Peki 1924'e kadar, o yıllara kadar. Kuruluş felsefesi bir var. Osmanlı, son 50 yılı, son 70 Bakın ben söylüyorum burada kuruluş zaten halk olduğunu. Bu çoğu bir ek alayım buradan Celal Bey, hemen size söz vereyim. Buyurun. Bir saniye. Döneceğim hemen. Hemen döneceğim. Yani Tanzimat sonrası Osmanlı'nın son 70 yılı itibariyle halk zaten kendi içerisinde bir batılılaşma tarzı, yaşam kültürü bakımından vesaire. Halk zaten kendi içerisinde bir dönüşüme girmişti. Bu dönüşüm vardı. Şimdi askerler tabii Gürkan Bey tasvir ederken askerler üzerinde bu işi kurdu. Ama o günün entelektüel devlet adamı tamamıyla asker üzerine kurulandığı için peki, arkadaşlar, neden tek parti sistemini biz ta 1950'lere kadar taşıdık? Peki hemen bir duralım orada. Açık oy gizli tasiflere girdik. Bunların bir duralım orada. Şimdi Cumhuriyet başka bir cumhuriyet. Çünkü dediğim gibi Kurtuluş Savaşı ile kazanılmış bir cumhuriyet. Elbette. O yüzden Cumhuriyetle ilgili kimsenin sıkıntısı yok. Evet mu? Anladım. Yok biliyorum. Tekrarlıyorum ki herkese yani. Neyi tartıştığımızı yani. Gösterebilmek için. Celal Bey sizin katılmadığınız nokta nedir? Ya bir defa şöyle. Yani benim aldığım oradan edindiğim bilgi yani tamam cumhuriyete karşı değiliz ama Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine karşıyız gibi bir söz çıkıyor. Yani. Ben karşıyım şahsen. Karşısınız. Evet. Ben şahsım olarak, Cumhuriyet... Abdurrahman Kurt problem olarak. Şurada. Bir saniye ben Mehmet Bey, bir dakika. Ben Türk sayılmaya karşıyım. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine evet, karşısınız. Evet, ben tek tipçi, ulus devlete karşıyım. Peki. Evet. Onun herkesi... Peki bir şey söyleyeceğim. Siz kendinizi kökeniniz Kürt olsa bile Türk olarak tanımlamaktan gocunuyor musunuz? Hayır, benim eşim Türk. Türkler benim açımdan çok şerefli bir millettir. Niye bunu söylüyorsunuz? Celal Bey, o zaman izah edeyim. Sorduğunuz sorunuzun cevabını tamam, verelim, evet, söyler tamam. misiniz? Ben yalan söylemeyi sevmiyorum. Özeti bu. Ne demektir bu? Allah beni Kürt olarak yaratmış. Bundan ne övünürüm ne gocunurum. Hayır, kimse ama ben bitiremiyorum. Ama bir bitir, bir Celal Bey, bir dinleyin. Güzel de kimse yatsımaz tamam, ki onu. Tamam, bir dinleyelim sonra devam edelim. Buyurun, evet. Sizinle problemlisiniz. Böyle söylediğiniz zaman ben öyle anlıyorum. Türk yani Türk sayılmaktan, siz Arap sayılmaktan mutlu olur musunuz? Ya ne ilgisi var bu söylediğinizin? Ne ilgisi var ya benim dediğimle? Bakın Abdurrahman Bey. Nasıl ne ilgisi ben var? Ben şunu söylüyorum. Türk sayılma olayı Fransız. Bir Faslı, Fas geldi, Cezayirli geldi. Fransız vatandaşı. Senin tabiyetin, senin ırkın nedir diye sormuyorlar ki. Uyruğun Fransızım diyor. Ben onu Fransız söylüyorum. Fransız vatandaşı olmak Türk ayrı bir şeydir. Olarak söylüyorum. Bakın Fransız vatandaşı olmak ayrı bir şeydir. Ben şimdi kendimi tanımlarken ben Kürt'üm. Türk milletinin... Ben ne konuşayım artık bugün? Ben hiçbir şey konuşamam. Celal Bey niye kızıyorsunuz? Ya Abdurrahman Bey bakın. Allah aşkına bir anlamak dinleyin istemiyorsunuz. Ya. Bir dinleyin ya. Ben neyi anlamadım? Belki adama... yanlış biliyorum. Bırakın yanlışımı ifade edeyim. Ya yanlış edeyim. Değil düzeltme ama... şansınız olur hiç olmazsa ya. Kendi durumunu açıklıyor harbi, aslında. Ben çok harbi, çok net, isterseniz. Çok düzgün bir şekilde kendi kimliğimi, yaklaşımımı, bakışımı söylüyorum. Bu hatalı olabilir. Ben böyle düşünüyorum ama. Bana bırakın hatalarımı ifade etme şansı verin ki. Ben bunu kavgayla ifade edecek peki, değilim. Peki buyurun. Ben evet. bunu müzakereye açıyorum. Yani evet. ben bir yanlışsa eğer dönmeyeceğim diye bir katı kural koymuyorum. Diyorum ki bana soruyorsunuz ya nasıl bakıyorsun? Ben böyle bakıyorum. Diyorum ki ben Allah beni Kürt yaratmış. Kürt de, Türk de, Arap da neticede bir etnisite benim elimde olmayan gayri ihtiyari kimliklerimden bir tanesidir. Fakat bana verilen bu kimlikten utanmak gayri insani bir şeydir. Ben bundan utanmıyorum. Dolayısıyla benim beni Türk saymasını gerçeklerle uyuşmayan bir şey olarak gördüğüm için bu yalan beni rahatsız ediyor kendi içimde. Peki ben de cevap vereyim mi? İzin verir misin? Hemen sıcağı sıcağı. Şunu söyleyecekseniz eğer bana, işte Türklük bir etnislerin adı değildir. Değildir. Bakın bunlar biz 70, 80, 90 yıldır dinliyoruz ama bu sonradan üretilmiş. Böyle bir şey olmaz. Bakın ne mutlu Türk'üm diyene kavramı bunun için üretildi. Ben diyorum ki bu doğru bir kavram değil. Zaten o doğru için, bir kavramdır. Onun bakın, için, onun için neden Celal doğru Bey, bir kavramdır? Benim milletle uyuşmuyor peki, dediğim şey o. Peki izin verir misiniz bakın, cevap verin? Celal buyurun estağfurullah. Ya cevap vereceksiniz ama ben bitirmedim ki. Siz konuşunca ne zaman bitireceksin ama Abdurrahman Bey benden aldın, cevap verdin. Bir cevap verelim isterseniz sonra döneceğim. Peki Celal Bey buyurun. Ben aldım konuşmayı. Bana sorulduğu için... Evet ama cevap verdim. Buyurun. Peki, buyurun hadi. Ya. Buyurun evet. Celal Bey. Şimdi bakın, gerçekten bu ülkenin toprakları içerisinde yaşayan Kürtler de son derece onurlu insanlardır. Türkler de onurlu insanlardır. Yani klasik olarak Çerkezler, Rumlar falan da gitmek istemiyorum. Özellikle köken açısından sorunu olan Kürtleri hiç kimse dışlayamaz. Hiç kimse... Onları küçük göremez, hor göremez. Ama yaşadım ben tam, diyor. Yani karşınızda efendim, ben bunu yaşadım efendim, diyor yıllarca. Ben yaşatmadım en azından. Ben düşüncemi siz, söylüyorum. Siz kişisi olarak değil ama ben böyle ama ben hissetmiyorum diyor. Ben de söyleyeceğim diyor. Şimdi. Evet. Bakın bu rejimde de kimseye
sen Kürtsün diye seçilemezsin demedi. Cumhurbaşkanı Özal ben Kürdüm dedi ve Cumhurbaşkanı oldu. Tamam mı? Şerafettin Elçi Kürdüm dediği için bakanlıktan alındı. Şerafettin Elçi güzel de bakın her dönemin kendisine göre koşulları var. O dönemde öyleydi. Biz bu o dönemi savunmuyoruz. Bakın bu dönemde de açılım politikası yaptık. Ve o açılım politikasının getirdiği sonuçlara bakın. Bu o sonuçlardan değil ama yanlış okuyorsunuz. Niye sonuçlardan değil? Bakın bu Suriye'deki vesaire savaşıyla ilgili bir şey. Ama dur şunu bitireyim sonra ona geçelim. Peki yani, buyurun. Şimdi bu söylediniz. Nedenle şu anda Türkiye'de yaşayan herkes köken itibariyle Kürt olabilir, Arap olabilir, Türk olabilir. Ama bunların ortak bir çatısı uyrukluk açısından ve de kendisini üst kimlik olarak tanıtmak Türktür. Bu şey de Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü de aslında kendisini bu ülke toprakları içerisinde yaşayan herkes Türktür diyor, Türk halkıdır diyor. Yani bölgeye, yere göre değişmez bu iş. Ya İsmet İnönü neden asimilasyon politikaları... Şimdi söyleyecektim. Olan asil diye ne diyor? Evet. Sağcı, gerici, yobaz iktidarların eseridir. İsmet İnönü'nün raporunu sağcılar mı yazdı? Efendim yazmış olabilir. Çünkü İsmet İnönü döneminde de... Siz toprak dağları okudunuz mu? Ben de bir kısım. Bu sürecin o zaman 1950'lere kadar sağcılar mı vardı? Köy enstitüleri kapatan zihniyet yapabilir. Menderes gelene kadar Kürtler hiç nefes alamıyordu. Allah'tan Menderes geldi de Kürtler biraz nefes aldı. Şimdi bakın köy enstitüleri diye bir kuruluş var. Evet. Cumhuriyet'in temel felsefesidir. Ben Mustafa oraya bir küçük bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi önceki hafta ben Arjantin'de... Hiç sözümü kesmediniz değil mi siz? Estağfurullah. Evet, şimdi kesmediniz. Celal Bey yani o da konuşacak. Dört kişiyiz. Yani Celal Bey yani bugün herkes bir, alıngan. Buyurun. Enteresan bir anım var. Ben onu paylaşmak istiyorum. Şimdi Arjantin'de bir davet üzerine önceki hafta Arjantin'deyim bir hafta. Karşılaştık. Bir baktık böyle hani dedik ki biz şeye gitmek istiyoruz. Burada cami var mı? Var dediler. Gittik. Evet. Karşımızda insan tanımladı. Kim dedim? Nerelisiniz? Ben Türk'üm dedi. Dedim ya Türk müsünüz? Evet dedim. Siz neredeniz? Türkiye. Biz de Türkiye'den dedik. Nereden dedik? Ben Filistin'den dedim. Dedim nasıl olur bu dedik. Burada şunu gördüm ki Osmanlı havzasındaki tüm toplumlara aslında Turko, Türk diyorlarmış. Yani Türklükle şey böyle bir özdeşleşmiş yani bu toplumla işte İslam, Türk kelimesi üzerinden özdeşleşmiş. Belki Abdurrahman Bey son dönemde bu Fransız devriminden sonra ortaya çıkan milliyetçi anlayış aslında o birlikte olan yapıyı kimsenin böyle ötelenmediği bir yapıyı sonradan ötelenme hissini uyandırır. Ben fakat öyle Cumhuriyet... yani tamamen farklı bir şey söylüyorsunuz. Yani. Değil mi Abdurrahman Bey bilmiyorum ben yani siz bakın, tamamen ayrı bir şey söylüyorsunuz. Yani şimdi siz bu tarz anlatamazsınız onu söylediğini yok, anlatamam. Yani. Anlatamam bu bir realite değil. Ben bir anı olarak söylediğimi doğruluyorsunuz. Aynen öyle onu demeye çalışıyorum ben, tam tersi. Ben aslında şöyle bir Celal Bey'e yapıyorsunuz var. Yani mesela siz. Mesela içerisinde bir etnisiteyi barındırmayan bir genel çatı olarak algısı var. Enteresan bir ama hala öyle kullanılıyor. Bunu Arjantinliler de Türko dediğimi şey ifade ediyorlar. Ama biz de şunu kabul edelim. Bakın Cumhuriyet kurulduktan sonraki Cumhuriyeti tabii ki millet herkes birlikte kurdu. O günün şartları itibariyle Cumhuriyete hayır diyen kim var? Kimse yok. Herkes bu Cumhuriyete sahip çıktı. Ama şunu kabul edelim. Katı bir yani etnisite unsutu vurgulandı. Yani daha doğrusu böyle bir algı oluştuğu için de toplumsal bir tabandan İşte ben de Kürdüm algısı üzerine bir itiraz çıktı. Ben burada o katı devletçi anlayışın, yapının işte muhafazakarmış, kendi içerisinde işte farklı diyelim ki Kürt değilsen Türksün algısı baskısı üzerinden yapılan bu dayatma algısı ya da senin kıyafetin şu tarzda olacak Şimdi algısı. Biz buraya neden geldik? Sistem tartışması ve korkulardan geldik aslında. Vahimi yani Cumhuriyet dönemindeki şeyler niye değişemez mi algı derken bunu tartıştık aslında. İzin verirseniz Gürkan Acır'a da bir söz vermek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu söylenenlerin içerisinde şöyle bir derleme yapmamız lazım. Gecikmiş bir milliyetçiliktir Türk milliyetçiliği. Evet. Yani en gecikmiş milliyetçilik Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisindeki tebaalar içerisinde Türk milliyetçiliğidir. Bunun içerisinde Kürt milliyetçiliğini de aynı yıllara denk düşen bir çabalar olarak görürüz. Yani 1913'tür Türk Ocağı'nın kuruluşu. Türk fikriyatının ortaya çıkması da 1913'lerdir. Fakat o tarihe kadar Balçıçak Hanım pek çok tebaa
bağımsızlığını ilan etmek için ya savaşa başlamıştır ya da savaşı sonuçlandırmıştır. Yunanlar 1829'da bağımsızlıklarını elde ettiler. Sırplar, Bulgarlar aynı şekilde. 1915 Ermeni olaylarını zaten bu gecikmiş milliyetçiliğin, gecikmiş Türk milliyetçiliğinin öfkesi olarak görebilirsiniz. Çünkü o zamanki 1912'de Selanik'i kaybedince Osmanlı yöneticileri, İttihat Terakki yöneticileri dönüp Anadolu'ya bakıyorlar. Bize kim ihanet edecek artık diye. Ve Türk milliyetçinin asıl filizlendiği, asıl bugünkü gerçek yapısına yakın bir yapıya ulaştığı dönem 1913. Tamam ama bu çok ağır şimdi, geçmiş değil. Ağır yani biz dönelim Cumhuriyet geleceğim. Sonrası sistem değişikliği hikayesine. Şimdi Cumhuriyet'i kuran kadrolarda neticede dolaylı veya dolaysız bir şekilde İttihat Terakki'nin kadroları içerisinde yeşermiş isimlerdir. Evet. Bunu inkar edemeyiz. Bu böyledir. Yani o dönemin 1920'li yılların dünyasına bakmamız lazım. Ulus devlet modelinin kabul gördüğü ve birçok devletin ulus devlet modeline göre yapılandığı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki asıl büyük paylaşım savaşından sonraki modellerini ulus devlet üzerine kurdukları bir yapıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu manada bir ulus devlet üzerine inşa edilmiştir. Bunun içerisinde İslam motifi genel kabul gören bir motiftir. Ama biz asıl büyük aydınlanma hareketimizi Fransız ihtilalinden aldık. Bizim büyük aydınlanma hareketimiz Fransız'dır. Dolayısıyla Fransız tipi devrim, Fransız tipi ulus devlet modeli bizim aslında Cumhuriyetimizin gerçek kimliğini bize anlatır. Yani bugün Fransa'da da, az önce Celal abi işaret etti, Fransa'da da dillerine karşı çok koruyucu ve hassastır Fransızlar. Bugün gidin İngilizce konuşmanıza müsaade etmezler Fransa'da. İkinci sınıf vatandaş olarak. Aynen. Görüyorum. Hatta Korsika'da vesairede bile mahkemelerde şeyi müsaade etmezler. Başka bir dil konuşulmasına müsaade etmezler. Dolayısıyla. Şimdi Türkiye'de modelini böyle aldığı için o dönemde de dünyada ulus devlet modelleri çok ne diyelim revaçta olduğu için Türkiye'de böyle bir model almıştır. Buradan Türk kastı ne içindeki etnik yapının ezilmesi vesairesini hedeflemiştir. Ne de kendi Türk ırkını yüksek tutmak, yüce tutmak gibi bir amacı var. Abdurrahman Kurt ne düşünüyorsunuz? Ama bir saniye müsaade buyurun. Ama çok uzadı. Ama evet. Hayır, bir dakika evet. Ama Balçak Hanım ben bekliyorum sıramı. Abdurrahman Bey'in bahsettiği... Sıra orada. Hayır, Abdurrahman Bey'in bahsettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan yurttaşlarımızın... Kendinden bahsediyor. Eziyet görmesi, 12 Eylül döneminde askeri dönemlerde vesaireler evet. Eziyet görmesi devletin inşasıyla ilgili bir problem değildir. Daha sonradaki uygulanan politikaların inkar politikası bilmem ne politikası gibi çeşitli politikalarla oradaki insanların o hale getirilmesidir. Peki. Ama bir dakika bir soruyu sorun. Peki bugün gelinen noktada öyle veya böyle kırık dökük demokrasimizle, kırık dökük efendime söyleyeyim, Kürt meselesine bakış açımızla bugüne kadar geldik. Bugünden sonra ne isteniyor? Çünkü anayasayla birlikte bağlayarak soruyorum. Ne isteniyor? Talep nedir? Bunu çok net olarak herkesin... Onu bir rezerv olarak koyuyorum kenara ama bu ilk kuruluş noktasını sormak istiyorum. Tabii, yani evet. Gürkan Bey'in bahsettiği işte sonradan politikalar dedi. Başından evet. Kurulurken böyle kuruldu. Aynen 1924'te bu şekil alındı. O süreç içerisinde tek tip ulus devlet batıya bakılarak milliyetçi, ırkçı yapılanlar. Ben daha önceki programlarda da ifade biliyorum, etmiştim. Biliyorum, Fransa örneğini verdi. Muhasır medeniyet diye batıya evet. Bakıldığında batıda onlar vardı. İşte Frankolar vardı, Mussolini'ler vardı, evet. İşte Hitlerler vardı. Bunu orayı doğuran zemin buydu. Yani oradaki zemin buydu. Hı hı. Doğrudur. Oradan mülhem zaten yasalarımız işte İsviçre'den, işte bilmem şuradan buradan getirilerek biz bir şekilde oraya benzemeye çalıştığımız. Ama onlar daha sonra demokratikleştiler. Özellikle Hitler belasından sonra. Biz bunu geç yaptık. Askeri vesayetler buna müsaade etmedi. Şimdi Kürt meselesi o gün devletin asimilasyon noktasında başat koyduğu önemli bir politikadır. Yani kuruluş, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi dediğimiz o 24 sonrasında gelişen süreç tamamen Kürtleri iki şey üzerine kuruldu. Kürtleri asimile etmek, tamamen bir Türk ulusu yeniden inşa etmek, bu toplum mühendisliğinden kastım budur. Türklükle ilgili bir problemden bahsetmiyorum. Var olmayanı bir şekle dönüştürmek, olgularla hedeflenen hayalleri bir anlamda olguları deforme ederek, baskılayarak o hayallere sürüklemekle ilgili bir yaklaşımdır bana göre. Bunun birçok politikası vardır. Burada diyor ki yani öyle noktalar yaşanmıştır ki işte Ferit Melenler dönemlerine kadar uzanır. Bu işte şeyin İsmet İnönü'nün raporları vardır. Şark ıslahat planlarına ilişkin şark ıslahat raporları vardır. Bunlar
50 öncesi süreçler, 35'te zannedersem o raporu hazırlamıştı. Tamamen asimilasyonun 20'lerden itibaren rapor var. 20'lerden itibaren rapor var. Yok, bu 20'lerden öncesindeki sizin bahsettiğiniz milliyetçilik akımı Kürtlerde de kısmen Cemal oluşuyor. Bardakçı'nın raporundan yani bahsediyorsunuz. Kısmen bu zaten var ama devlet politikası değil. Devlet politikası olarak yani bahsettiğimiz milliyetçileşme algısı, örneğin Ziya Gökalp'ten de Kürtler arasında başlar, daha sonra o Türkçülüğe dönüşür falan, böyle ilginç bir seyri vardır. Jön Türkler gibi Jön Kürtler de vardır aslında. Mesela Şeyh Said İslam'a katılan, Şeyh Said aslında İslamcı bir bakış açısına sahipken ama orada Kürt meselesi üzerinden, Kürtçülük üzerinden katılan küçük gruplar da var. Ama bunlar toplumları temsil etmiyor. Türkiye toplumunu da milliyetçilik temsil etmiyordu. Kürtleri de milliyetçilik temsil etmiyordu. Tamam. Şimdi tezinizde, bir şey söylemek isterim. Buyurun Celal Bey. Bu konudaki bana sorulmuş ya Kürt meselesiyle ilgili. İzin verirseniz Celal Bey de mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben sabırla burada böyle sükür. Hayır ben soruyorum. Ben sorunuzu aldım. Şimdi bakın, ama bir yere gidelim. Şimdi bana gelen cevaplarda diyorlar ki ölçüyoruz, sen konuşturulmuyorsun. Hakikaten öyle. Valla ben terk edip gideceğim programı birazdan. Size bırakacağım. Buyurun ekran sizin olsun. Yani ben burada boşu boşuna mı duruyorum diye düşünmüyor değilim. Şimdi burada olayı sağcı geleceği iktidarlar diye gereksiz ve yanlış bir şekilde Kürt meselesindeki yanlışları tarif edersek olmaz. Ben de tarif edeceğim şimdi. Yani sizin söylediğiniz paralelde söyleyeceğim bazı şeyleri. Evet gerçekten Kürtler hakkında bugüne kadar büyük çapta bir asimilasyon yürütülmüştür. Evet. Özellikle 12 Eylül dönemindeki Kürt yoktur. İşte Türkler dağda yürürken kart kurt diye sesler çıkartmıştır. Onun için bunlar dağda yaşayanlardır. Bunlar onun için kendisine Kürt diyor gibi saçmalıklar da yapılmıştır. Bunların hiçbirisini kabul etmek mümkün değildir. Evet. Kürt vardır, Kürtçe vardır ve bir bölgede yaşıyorlar. Bir bölgenin sahibiler ve bu ülkenin asıl sahibiler. Tamam mı? Bunu tespit etmek lazım. Asıl olduğumuzu kabul ederek söylüyorum. Bunu tespit etmek lazım. Ama bir şeyi söyleyelim. Bakın bunu söyledikten sonra bir gerçeği görmezden gelemezsiniz. Türkiye'deki Kürtçülük akımını kaşıyan Amerika'dır. İngiltere. Peki. İngiltere'dir ve yabancı güçlerdir. Bu nedenle neden bunu kaşımışlardır? Çünkü ortam müsait görülmüştür. Çünkü baskı, çünkü şiddet, çünkü asimilasyon olduğu sürece burada bir patlama noktası olur diye kaşınmıştır. Bunlar gerçekleri birbirimize karşı onlar yani söylemek lazım. Aslında yabancı devletlerin bunu istismar etmesiyle ilgili bir problemi yok. Yani şöyle. O benim problemim şu anda peki şöyle değil. Yapabilir miyiz, izin verir misiniz? Az önce ifade ettiniz ya burada bir yara var, onlar kaşıyor. Sorun şu, bizde böyle bir yara var. Önce bunu kabul edeceğiz. Efendim, onu yarayı kabul ediyoruz. Bitireyim bir bitirmiyoruz. Hayır yarayı kabul ediyoruz. Yara var, bende bir yara var. Şimdi oradan Gürkan Bey bir soru sordu ya, oraya gelmeye çalışıyorum. Peki buyurun, şimdi ne isteniyor sorusu? Şimdi bakın bu geldiğimiz nokta var ya. Yani kusura bakmayın ama AK Parti sayesinde geldiğimiz bir nokta. Tamam, yani AK Parti gerçekle yüzleşme. Nedir, tez ne? Ya kabul edelim AK Parti ama şimdi bırakın AK Parti propagandasını. Bir dur ama gözünü seveyim ya, bir dur ya. Ya Gürkan niye ikide bir araya giriyorsun? Ya girmiyorum da yani bak, siz oradan bak asıl teze gelmeyeceksin. 10 tane geleceğim. Asıl, geleceğim. Gelin vakit teze. Harcıyoruz ben böyle. Buyurun. Buyurun. Ya, söyle buyurun. Tezini, sen benim şunu mu düşünüyorsun? Yani bu aslında bir şey istiyor. Şimdi söyleteceğim ona. Hayır korkmuyorum. Buyurun söyle. Ben o korku işini çoktan açtım. Bak sana söyleyeyim. Buyurun. Biz AK Parti sayesinde bir kere varlık sorunu olmaktan eşitlik sorunu olmaya evrildik. Allah razı olsun. İlk defa ayna tuttular. Bugün sizler de bu da ifade ediyorsunuz ama eskiden onun öncesindeki programlarda Kürt var mı yok muyu tartışıyorduk. Düşünün yani AK Parti öncesinde bütün kitapları getirdik. Kürtler de var mıdır gerçekten? Onlar da bir millet midir? Bir dilleri var mıdır? Bir tarihleri var mıdır? Bunları tartışıyorduk. Şimdi Allah razı olsun hepimiz yani Sayın Bahçeli dahil işte Kürt kökenli vatandaşlarım diyor ki eski devlette bir örnek Cemal Abdülnasır bir Kürtçe radyo açıyor. Bu devlet oraya adam gönderiyordu Dışişleri Bakanlığından. Git diyor da onlara söyle. Bu da radyoyu kapatsınlar. Hmm. Ve söylüyor Cemal Abdülnasır'a. Cemal Abdülnasır'ı sevdiğim için söylemem. Bu tarihi bir olaydır. Diyor ki ya bu da radyo bize zarar veriyor. Bunu kapat. Niye diyor, sizde Kürt var mı ki? Siz yok olduğunu söylüyorsunuz. Bir donup kalıyorlar. Böyle bir inkarla karşı karşıya olduğumuz bir sistemden geldik. Zaman zaman kısmen devlet başkanlarımızın işte Özal gibi yer yer işte Erbakan gibi vardır dese de toplumsallaşamadığı işte bugün rahat bu şekilde rahat konuşamadığımız bir sadece küçük sesler halinde kalan bir yerden gerçekten bugün Türkiye'de herkes kabul ediyor. Burada Kürtler var. Devlet onlara yanlış yapmış. Peki bundan sonra hatalar sorusu. Yapmış. Şimdi bundan sonrası şu. Demokratik süreçlerin sınırı olmaz. Bir sınır koyarak gitmekten öte. Özet cümleyi söylüyorum. Eşitlik, eşit vatandaş. Hı. Eşit vatandaş kavramı nedir? Anayasaya madde koymak.
Niye olmasın? Anayasaya mı? Hayır, işte onu söyleyin işte. Bir dakika, PKK niye var? Tezliniz o zaten. Anayasada iki millet tanımını koyacaksınız. İlk dört madde. Abdurrahman Bey, efendim? Şimdi dolandırmayın lafı. İlk anayasanın ilk dört maddesi söyleyeceksiniz. Bana demagoji yapma. Tamam bu mı? Bu mu? Hayır, ben lafı dolandırmıyorum. Ya kardeşim, ben soru soruyorum. Bana lafı dolandırma gibi kavramlarla yaklaşma. Niye olmasın diyorsunuz? Niye olmasın diyorsunuz? Ben sakladığım bir şey yok. Tamam, iki millet, iki millet istiyorsunuz. Olması gerekiyor. Anayasada iki millet. İki değil, 20 millet. Ya 20 millet falan kaç değil mi? Kaç tane varsa ben i̇ki insanların millet. Kimliğini inkar etmesini istemiyorum. Ben anayasanın Allah'ın yarattığı, bana göre, bakın ben bir Müslümanım. Ben bir Müslümanım. Bana, benim yaratıcım diyor ki, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir. Tabii. Gene benim yaratıcım diyor ki, hiçbirinizin birbirinize üstünlüğü yoktur. Eşitlikten kastım budur. Gene benim inancım diyor ki, sen kendi nefsine, bu milletin olabilir, kardeşin olabilir, kendi nefsin olabilir, ne istiyorsan, kardeşine de onu istemek zorundasın. Benim böyle bir inancım var. Peki demiyor mu ki, yanında eğer aç varsa sen tok yakamasın, yatamasın demiyor musun? Diyor. Peki hırsızlık yapmak ayıptır, günahtır Celal demiyor mu? Bak, bunların tamamını diyor. Bunların bir kısmı, bunları yapmayanlar bunlar günah işliyor. Oluyor. Bak, bunları yapmayanlar günah işliyor. Günah olduğunu kabul etmeyenler de bu dinden çıkıyor zaten. Önemli bir şey söylüyorum. Günah Müslümanlara ait bir kavramdır. Günahkar olabilirsiniz. Bir şey, örneğin, mesela içki haram değildir derseniz bu dine göre, o zaman dinden çıkarsınız. Ama içki haramdır. Ama ben bu günahı içtiğimde günahkar olursunuz. Allah sizi affeder. İşte o senin iç dünyandır. Bakın, ne efendim? Haklısın, o sizin iç dünyanızdır. Din, Tanrı ile arandaki ilişki, sizin Tanrı ile aranızdaki ilişkidir. Ama onu siz sistem haline getirmeye kalkarsanız, o zaman İslam demokrasisi veya İslam devleti kurmuş olursunuz. O bakımdan diyoruz ki bu din konuları, şimdi devletle din arasındaki ilişki kopmalı. Çünkü devlet dini yönlendirmemeli. Ben bu söylediklerimi bu dinden niye içselleştiriyorum biliyor musunuz? Bu söylenenlerin benim içimde müthiş bir karşılığı var. Yaşadıklarımdan kaynaklı olarak müthiş bir karşılığı var. Bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Yani mesela diyelim ki işte o gün kız çocuklarını gömenlere kız çocuklarını gömmeyin dendiği zaman kız çocuğunu gömmek zorunda kalmış bir örfe mahkum adamın hissettiği ruh hali gibidir benim ruh hali. Ben bu eşitsizliği yaşamış biri olarak dünyadaki eşitsizlikle mücadele eden herkese nasıl gıptayla bakıyorsam kendi açımdan da buna öykünüyorum. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Bunun Türklük aleyhinde herhangi bir yanı yoktur. Türklükten herhangi bir şey almıyorum. Türklükle ilgili herhangi bir sorunum yok. Dediğim gibi benim eşim de bir Türktür, şerefli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milletindendir. Çocuklarım hem Türktür hem Kürttür. Benim herhangi bir milletle de herhangi bir sorunum yoktur. Ama peki, ben diyorum ki tamam. Ben varlığımı olduğu gibi ifade etmekle kendimi mükellef sayan... Peki şöyle yapabilir miyiz? Abdurrahman Bey, iki kişiye söz vereceğim Gürkan Acı ve Mehmet Sarı'ya. Ne olacak bu? 5-6 dakika var çünkü bitirmek tamam, için. Tamam, şimdi o yüzden, Abdurrahman evet. Bey söyledi ama kendi partisinin görüşüyle çelişiyor. Çünkü bugün anayasaya... Anayasa ama ben konuşuyorum kendi... Tamam, ben kendisi... Evet. Sıradan birisi değil ki. Eski ben burada Abdurrahman Kurt olarak konuştuğumu söyledim yani. Hayır, evet. AKP üyesi değil evet, misiniz? Evet, buyurun. AKP üyesi. Evet, üyesi. Tamam. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi. Dolayısıyla bizim şu anda partimizin genel başkanı olan Sayın Binali Yıldırım'ın şu anda görüşleri ters düşüyor. Çünkü Binali Yıldırım dedi ki ilk dört madde biz tartışmayacağız. Bu ilk dört maddeyi koruyarak anayasayı koruyacak. Amenle, ben ona bir şey demiyorum ki. Diyorsunuz işte. Bak, bu benim görüşüm. Ben öyle düşünmüyorum efendim, diyor. Siz bir dakika, siyasi kişiliksiniz. Görüş olabilir. Biz de bir şey demeyiz. Olabilir yani, şimdi bunu durmayalım. Evet, evet. Kendi gerçekleriyle. Bir dakika Gürkan Bey, bir şey söyleyeyim. Ben buna bu dört maddeye karşıyım. Bak, bunu bu ayrı bir şey. Kendi, bunu ifade edin işte. Biz de diyorum ya, Allah'a ekber Gürkan şey benim korkum olmaz. Çünkü AKP'nin bu böyle bir ifadesi yok. Allah Allah. Siz AKP'li olarak. Ben nemalanmıyorum. Bak, görüyor musun kardeşim? Senin şu anda tehditlerinle. Ya bu ne tehdit yani? Ya? Söyleyin. Niye tehdit söylüyorum ne zaten ya. Ya. Biz bunları açtık. Bak, ben karşıyım zaten bunu buna. Söylüyor yanlış ve buluyorum. Ben söylüyorum. Fakat benim diyor. Bu yanlış bulduğum şeyi, benim partimin yapmasını doğru bulmuyorum şu anda. Peki. Tamam, çünkü hemen toparlayalım bir de Mehmet Sarı'ya söz vereceğim. Dünyada bunun örneği yoktur. Balçakalın. Ama anlaşıldı Abdurrahman Bey. Sizin kendi kişisel fikriniz anlaşıldı. Evet, buyurun.
Bunların dünyada örneği yoktur Balçıçak Hanım. Dünyada bu şekliyle kendisinin içindeki bulunan bir etnik yapıya, bir devlete doğru gidecek veya bir federasyona doğru gidecek ya bir yapıya. Ya sen versen biz almayız öyle yapıya, bir dünyada hiçbir ya. Ülke... Bu ülkede kurucu unsur olarak kendimizi sayıyoruz. Niye devlet istiyoruz? Ya efendim... Aslında devlet baştan yanlış yapmasaydı deseydi ki Kürtleri ayıracağım. Kürtler ayrılmamak için silahlı harekete sarılırlardı. Birçok şeyi okumakta problem yaşıyoruz. Ama... Abdurrahman şimdi Bey'in o kadar söylediği anlattığının bir sorusu var. O da PKK niye var sorusu. Bir başka programı başka açar bu. Onu da cevap yani bir. Öyle yapalım. Evet, İzin verirseniz buradan devam etmeye Mehmet Sarı'ya bir söz vereyim. Size hemen bir söz vereyim. Evet. Yani, evet. Türkiye'nin bunu tartışmadaki ruhatı var. Bunu ayrıca bir karşıt görüşte burada Türkiye'nin kuruluşunda kabul edelim. Farklı etnisiteleri barındıran Osmanlı toplumundan gelen farklı yapılarla birlikte bu devlet kuruldu. Bunun içerisinde sonraki yıllar itibariyle Türk milleti bu coğrafyanın asli unsuru olması noktasında hiç tartışma yok. Bunun yanında içinde yaşayan bu coğrafyanın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz, Arnavut kardeşimiz elbette kendi kimliklerinin ifadesinde, yaşamasında, kendi dilini yaygınlaştırmasında asla kendini öteki hissetmemesi noktasında en büyük vazife bize düşüyor. Çünkü biz onların ne kadar nefes alıp verme hakkımız varsa aynı boyuttaki haklar bakımından onların da var. Bunda hiç İslam tartışma yok. İslam ya da Hristiyan şu anda son süreçte ona yakın arkadaşımız bölgede şehit edildi. Şöyle bizi şimdi bu arkadaşlar konuşuyor da bizi burada biz bunu sahada yaşarken yok. İki taraflı yaşadık. Bakın şu anda şöyle, PKK bu süreçte birebir siyasi arkadaşlarımızı partimizin temsilcilerini şehit ediyor. Evet. Daha derinde da çoluk çocuğunun gözü önünde şehit i̇şte ediyor. İşte burada en büyük zarar tartışalım şimdi yani, sorun aslında önemli bir şey var PKK terörü üzerinden gelişen aslında bir tanımlama açmazı var. Bu o illet yapının oluşturmuş olduğu terör sanki Kürt tanımı üzerine aslında şöyle böyle yapalım, bir yapıyor. Bir başka karşıt görüşe tartışalım. Çünkü doğru. Bugün başkanlık sistemi evet. diye başladık. Bu noktaya kadar geldi. Başkanlık sistemiyle ilgili son bir cümleniz var mıdır Celal Ülgen bitirmeden önce ben? Ben önce Türkiye Cumhuriyeti'nde bağımsız bir yargı gerçekten kurulursa, bunun güvencesi verilirse... Ve bağımsız bir medya kurulursa, bunun güvencesi verilirse, yandaşlara bir takım olanaklar peşkeş çekilmezse, başkanlık rejimi sistemini de tartışılır. Gürkan Acır siz ne diyeceksiniz? Bir cümle başkanlık yani. Sistemi sadece Amerika'da şu anda kusursuz işliyor gibi gözüküyor. Ama Amerika'daki başkanlık sistemi Türkiye'ye uygularsanız bir faciayla karşılaşırsınız. Birer cümle de sizden ben alayım. Celal Bey'in sözlerinin altına, kaygılarına da katılarak imza atıyorum. Peki. Başkanlık buyurun. Sistemi Celal Bey'in söylediği minvalde her şeye ittifak ediyorum. Türkiye'nin olmazsa olmaz varacağı noktada başkanlık sistemi. Karşıt görüşte bu hafta Devlet Bahçeli'nin başlattığı başkanlık sistemi tartışmalarını masaya yatırmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yeni bir karşıt görüşte yeni bir konuda buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Tarih bir kez daha biz yaşarken yazılıyor adeta. Siyaseti iyi gözlemleyen bir insan anlattı. Ulusal güvenlik meselesi sürekli icraat yapıyor. Türkiye bu süreçten nasıl çıkacak?